Gıda Politikaları Kurul Üyemiz, Sayın Valimiz, değerli konuklar, sevgili öğrenciler, oturumumuzu açıyorum. İlk olarak Profesör Doktor Necdet Ünüvar hocamızı davet ediyorum. Ardından Durmuş Ali Daldallı, Doktor Sertaş Polat, Ömer Ulu, Murat Sarıgüzel. Buyurun efendim. Sanatçılar alkış suçu çıkmaz ama biz alkış suçu çıkıyoruz. Abi gençler, niye gördünüz bu anda? Hocam hoş geldiniz. Efendim, Necdet Bey hocamız dün konuşmacı olarak açılış oturumunda konuşacaklardı. Ancak yoğun programı nedeniyle bugüne programı aktardık. Bizim için de iyi oldu. Bugünün önemli bir konuşmacısı kendileri. Kendileri akademisyen, hekim, ülkenli. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptılar ve uzun yıllar yine milletvekilliği görevlerinde bulundular. Türkiye'nin üzerine olan sağlık politikalarını yönettiler. Dolayısıyla bugün fevkalade önemli bir konuğumuzu dinleyeceğiz. Çünkü birikimi hem hekimlikten dolayı hem de Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey görevlerde bulunmuş olmaları, milletvekilliği sürecinde de yine bağımlılığa dair bütün yasaların hazırlanmasında öncü olması hakikaten kayda değer. Bu bakımdan lütfettiler, sempozyumumuza konuşmacı olarak katıldılar. Ben kendilerini kürsüye davet ediyorum. Hocam buyurun. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, değerli yöneticiler, değerli öğrenci kardeşlerim, değerli konuklar, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Düzce Valimiz Sayın Zülkifli Dağlı'yı ve ekibini yürekten kutluyorum. Bağımlılık konusu hakikaten çok çok önemli. Niye önemli? Bazı problemler vardır, belli bölgelere münhasırdır. Mesela sağlıktan örnek vereyim, Kırım-Kongo kanamalı ateşli bir hastalık. O daha çok Türkiye'nin kuzey ve doğusuyla alakalı bir problemdir. Bazı problemler vardır, belli zamanlara özgüdür. Yazın olur, kışın olur, soğuk havalarda olur, sıcak havalarda olur. Bazı problemler vardır, çağlara aittir, dönemlere aittir. Bir dönem olur, bir başka dönem olmaz. Ama bazı problemler vardır ki bölge tanımaz, zaman tanımaz, yer tanımaz, yaş tanımaz. İşte bağımlılık böyle bir mesele. O sebeple bugün konuştuğumuz şeyler bugün güncel olabilir. Ama yarın konuştuğumuz şeylerin mahiyeti güncelliğini kaybedebilir. Ama olayın kendisi daima güncel olacak bir konu. Bağımlılık böyle bir mesele.
O sebeple Düzce Valimizi hakikaten gönülden kutluyorum. Bir konuya bir valinin bizzat müzahir olması, o konuyu takip etmesi, o konuda da başarılı olacağımızın ilk işaretidir. Sizleri de kutluyorum. Bu kadar önemli bir konuda gönül verdiniz. Konuyu takip ediyorsunuz. Onun için özellikle gençlerden Sayın Valimizin başlattığı bu yolu geliştirerek devam ettirmeleridir. Çünkü hepimiz bu toplumda yaşıyoruz ve bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğumuzu da bizim yerine getirmemiz gerekiyor. Ben acizane İlhan Hocam'ın ifade ettiği gibi bağımlılıkla hasbelkader hem müsteşarlığında hem politik hayatında hem de şimdi çalışan birisi olarak birazcık bağımlılıkla biz nereden nereye geldik, nereye gideceğiz onları anlatmak istiyorum. Çok fazla da vakti aşırmadan hocam yaklaşık yarım saatlik bir dönemde İlhan Hocam hızlıca anlatacağım. Çünkü benden sonra da hem emniyet müdürümüz, hem sağlık daire başkanımız, hem aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlık daire başkanımız konuyla ilgili gerçekten önemli noktalara değinecekler. Belki benim eksik bıraktığım noktaları da onlar tamamlar. Bağımlılık aslında tek kelime ama çok boyutlu. Bir nesneye, kişiye veya bir varlığa duyulan önlenemez istek. Yani o varlık veya nesnenin kişiyi esir etmesi. Bağımlılık dediğimiz zaman fiziksel bağımlılık olabilir. Nedir? Tütün gibi, uyuşturucu gibi, alkol gibi, yani elle görülen, tutulan, hissedilen fizikseldir. Ama bir de davranışsal bağımlılıklar var. Kumar bağımlılığı gibi, alışveriş bağımlılığı gibi, teknoloji bağımlılığı gibi, yeme içme bağımlılığı gibi, hatta egzersiz bağımlılığı gibi birçok noktada bağımlılıklar olabiliyor. Bir kısmı hem fiziksel hem psikolojik, davranışsal bağımlılık haline de gelebiliyor. Bir müddet sonra ikisi birbirinin içine de girebiliyor. Niye bağımlılık oluyor? Aslında hız ve haz çağındayız. Dikkat ediniz, kendi hayatımızda hep daha hızlı olsun istiyoruz. Hep daha fazla haz elde etmek istiyoruz. Esasında bu daha ve en kelimelerinin tetikleyen bir hormon var. Dopamin. Beyinde salgılanan. Dopamin, o alınan maddeler dopamin salgısını artırdıkça bağımlılıkla ilgili bir problem oluyor. Bakınız her bir maddenin, morfin, kokain, nikotin, amfetamin, bunlar bağımlılık yapıcı maddeler. Ama sizin doğal ortamlarda aldığınız şeyler de dopamini artırır. Mesela gıda, acıktınız, bir tane çikolata attınız, dopamininiz yükseliyor. Bir tane şeker aldınız, dopamininiz yükseliyor. Ama bunların bir kısmı bağımlılık yapıyor. Tabii bağımlılığın getirdiği birçok problemler var. Dün yoğun bir şekilde anlatıldığı için bunları çok hızlı geçiyorum. Yani bedensel, ruhsal, aile, sosyal hayat, okul başarısı gibi bir takım şeyleri çok yakından ilgilendiren bir takım problemlere yol açıyor. Şimdi bugün size belli başlı 4 tane bağımlılıktan bahsedeceğim değerli arkadaşlarım. Bunlardan bir tanesi tütün bağımlılığı. Tütün bizim ülkemizle ilgili gerçekten önemli bir problem. Ama sadece bizim ülkemiz için değil, bütün gelişmiş, gelişmemiş, gelişmekte olan bütün ülkeler için önemli problem. Mesela Amerika'da yıllık ölüm sayısına baktığınız zaman 400 bin üzerinde insanın sigaraya bağlı hastalıklardan öldüğünü biliyoruz. Ve Türkiye'de de her 5 dakikada bir sigaradan ölüm oluyor. Sigara sadece ölüme mi yol açıyor? Hayır. Çevresel bir takım olumsuzluklara da yol açıyor. Mesela bir araştırma yapılmış. Ankara'da bir günde sigara izmariti sebebiyle çıkan çöp miktarı ölçülmüş. Ne kadardır? Tahmin alayım salonda. Kaç tondur? 4. Kimdi 4? Evet. Doğru. 4 ila 5 ton. Çok büyük bir yıkım değil mi? Sadece Ankara'da ve sadece bir günde ortaya çıkan
tütün. Ama tütünle mücadele değerli arkadaşlar, özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekten bir başarı hikayesidir. Tütünle Cumhurbaşkanımız Sayın Valimiz değişik mülki amirliklerine hep hissetmiştir. Hep kararlı bir şekilde sigarayla, tütünle mücadele noktasında gerçekten çok önemli adımlar attı. Ama tabii bu ilk adım 1996 yılında başladı. O zaman 4207 sayılı yasa çıktı. Sonra 2004 yılında benim müsteşarlığımda dönemin Sağlık Bakanı Sayın Aktağ'la beraber New York'ta tütünle mücadele kontrol çerçeve sözleşmesini imzaladık. Türkiye bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden değildi. Yanlış bilmiyorsam 76. ülkeydi. Değil mi Sertaş Bey? 76. ülke olarak imzaladı. Burada 6 tane tütün kontrol çerçevesi 6 tane madde vardı. Yani 6 kriteri yerine getirme kriteri. O empower kriteri diyoruz. Ve o noktada bir takım adımlar, hızlı adımlar atıldı. Kanunda değişik revizyonlar yapıldı. Kapalı alanlarda sigara içilmesi ilgili yasaklamalar getirildi. Resimli sağlık uyarıları getirildi. Yine mevzuatla ilgili vergide değişiklikler yapıldı. Nargile ile ilgili özellikle bir takım uygulamalar yapıldı. Ve sonra arkadaşlar yeşil dedektör uygulaması. En son geçtiğimiz 15 gün içerisinde bir kanun daha çıktı. Ama en son geldiğimiz nokta şu. Türkiye diğer ülkeler için de örnek gösterir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Empower kriterlerindeki 6 kriterin 6'sını yerine getiren yegane ülkeydi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Margaret Chan Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanımıza bizzat ödül takdim etti. Yani Türkiye tütünle mücadelede bir başarı hikayesini oluşturdu. Ama değerli kardeşlerim, şu anda tütünle mücadelede birazcık daha tedbirler almamız gerekiyor. Özellikle kafelerde ve kapalı mekan, açık mekan kavramının tam oluşmadığı noktalarda bazı sıkıntılarımız var. Bilhassa nargile içilen yerlerle ilgili bazı sıkıntılarımız var. O sıkıntılarımızda mülki idare amirlerimizin ve yerel yöneticilerimizin gayretiyle yapacağız. Yapacağız ki o zaman sigara ve etkilerinden olumsuz anlamda etkilenmeyeceğiz. Ama değerli kardeşlerim, bağımlılığın her bir noktası bir diğerini tetikleyen zincirleme kaza gibi. Yani sigara bağımlılığın adeta bir avlu kapısı. Yani sıkıntılı bir mekanın giriş kapısı olarak değerlendirilebilir. Yine araştırmalarda görülmüş ki sigara kullananlarda 16 kat daha fazla uyuşturucu kullanımı var. Alkol kullananlarda 9 kat daha fazla uyuşturucu kullanımı var. Ama temel nokta sigara. Mesela esrar içenlerin hemen hemen hepsi sigara kullanıyor. Sigara kullananların hepsi Allah'tan esrar kullanmıyor. Ama esrar kullanan herkes aşağı yukarı sigara kullanıyor. Sigara dolayısıyla o uyuşturucuyla mücadelenin de anahtar noktalarının birisi. Başlamamak daha önemli. 15 yaş üstü diye bir kavram var. 15 yaşına kadar çocuklarla ilgili telkindir, aile ile görüşmektir, öğretmenlerle görüşmektir, çocuklarla görüşmektir. Bizim mutlaka bu konuda çok daha net, çok daha kararlı bir şekilde çocuklarımızı özellikle yeni sigaraya başlayanlarla ilgili başlatmak lazım. Alkolle ilgili de değerli kardeşlerim, alkol de önemli bir nokta ama Türkiye'de maalesef olay speküle edilebiliyor. Özellikle acaba sadece dindarlıktan dolayı mı sigaraya, alkole karşı diye bir kavram geliştirmeye çalışıyor ama dünya bunu aşmış. Bakınız, bundan 2 yıl önce çıkarılan alkolle ilgili kanunlarda hep speküle edildi. Türkiye acaba AK Parti iktidarı bu alkolün bütünlüğü yasaklamak mı istiyor? Bizim hayatımızı, yaşam alanımızı kısıtlamak mı istiyor? Şeklinde bir takım yorumlar yapıldı.
Ama değerli kardeşlerim, şunu size çok net ifade edebilirim ki, Türkiye'de alkolle ilgili çıkarılan yasal düzenlemeler Amerika'nın bazı eyaletlerinden daha geride. Bakınız, biz 22 ile 06 arasında alkol satışını yasakladık. 18 yaş altı alkol yaşı, satışı yasaklandı. Ama Texas eyaletinde, değerli kardeşlerim, Texas eyaletinde bir defa alkol satışının yasağı 18 değil 21. Yani 21 yaşın altında alkol satamazsınız. İlaveten diyelim ki bir kişi 21 yaş altı birine çarptı, o kişi öldü ve kişi de alkollü bulundu. Sadece o kişi hakkında adli dava, takibat başlamıyor. Kim için de başlıyor? O 21 yaş altı alkol satışı yapılan mekanın sahibi hakkında da. Yani sadece o alkollü aracıyla alkollü olarak çarpan kişi değil, ona alkolü satan kişi de Texas eyaletinde yargılanıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki kanunların Texas eyaletindeki kanunlardan birazcık daha yumuşak olduğunu da söyleyebiliriz. Onun için alkolle ilgili mevzuat düzenlemelerinde olayı hiç spekül etmeye gerek yok. Alkol sağlığa zararlı bir maddedir. Bağımlılık yapıcı bir maddedir. Suç oranlarını artıran bir maddedir. İnsanın toplum hayatıyla ilişkisini olumsuz yönde etkileyen bir maddedir. Dolayısıyla bununla ilgili de özellikle 18 yaş üstü alınan bir takım kararlarda tamamen toplumun huzur ve sükunu için yapılan konudur. Uyuşturucu konusu gerçekten Türkiye'de özellikle son 15 yıl içerisinde çok yoğun bir şekilde uğraşılan bir konu. Dün zannediyorum Sayın Mehmet Ersoy da ifade etmiştir, size bir takım istatistiklerden bilgiler vermiştir. Türkiye uyuşturucuyla ilgili şu noktada. Bir kez olsun 15 ila 64 yaş arası bir kez uyuşturucu deneme oranı açısından Avrupa'nın oldukça gerisinde. Her 100 kişinin 3.1'i. Avrupa ortalaması 27.6. Dünya ortalaması 5.6. Dünyanın yarısı, Avrupa'nın neredeyse 10'da biri. Hocam Allah'a şükür durumumuz çok iyiymiş ya. Siz niye bu kadar panik yapıyorsunuz demeyin. Niye demeyin biliyor musunuz? Türkiye iki açıdan risk altında. Belki Türkiye için şu anda çok büyük bir problem olmayabilir ama iki açıdan risk altında. Uyuşturucu meselesi daha çok 30 yaş altı genç kitleyi ilgilendiriyor. Yani 15 ila 29 yaş arasını ilgilendiren bir problem. Türkiye'nin nüfusu 81 milyon. Yaş ortalaması 31. Avrupa'nın yaş ortalaması 43. Japonya'nın yaş ortalaması daha ileride. Türkiye'nin nüfusunun yarısı 30 yaşının altında. Risklerden birisi bu. Yani bizim için riskli bir yaş kitlesi var. Tamam, nüfus bizim için çok büyük bir avantaj. 30 yaş altı genç, enerjik, dinamik. Ama onlar aynı zamanda uyuşturucuyla karşı karşıya kaldığı zaman bağımlı olma riskini taşıyor. İkinci risk de şudur değerli kardeşlerim. Yasa dışı afyon üretiminin %93'ü Afganistan'da üretiliyor. Ve Afganistan'da üretilen uyuşturucu 3 güzergahı kullanarak Avrupa'ya geçiyor. Birinci güzergah klasik İpek yolu. Yani Türkiye'nin güneyinden başlayan Van, Bitlis civarından başlayıp Gaziantep, Adana, Diyarbakır, işte Konya, Ankara, İstanbul diye o normal Kapıköy'den çıkıyor. Klasik İpek yolu. İkinci yol Karadeniz rotası. Yani Hazar Denizi'nin yukarısından Karadeniz Denizi'nin yukarısından geçen yol. Üçüncü yolda Sibirya. Daha yukarıdaki Karadeniz rotası. Ama takdir edersiniz ki en klasik yol, en çok kullanılan yol klasik İpek yolu yolu. Dolayısıyla Türk emniyeti her zaman için Avrupa'nın kat ve kat üzerinde uyuşturucu yakalıyor. Türk emniyetinin jandarma, polis, karakol, gümrük yakaladığı uyuşturucu miktarı Avrupa Birliği ülkelerinin toplamının 2 katından daha fazla. Yani adeta Türkiye
emniyetiyle dünya gençliğini bu uyuşturucu illetinden uzaklaştıran bir faktör olarak uğraşıyor. Ama bizim için aynı zamanda bir riski de beraberinde getiriyor. Niye? Genç bir nüfus var ve çok fazla uyuşturucu geçiyor. Türkiye'nin güneyinden, şu bölgelerden, şuradan geçen bir güzergah. Dolayısıyla Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede ne yapması lazım? Daha sıkı bir şekilde uğraşması gerekiyor. 2002'de TÜBİM kuruldu. Değil mi Sayın Genel Müdürüm? Sonra 2006'da ilk strateji belgesi yayınlandı. 2008'de mecliste bir araştırma komisyonu çalışması yaptık. Uyuşturucuyla mücadele araştırma komisyonu. Şu andaki en kapsamlı yayınlardan bir tanesi budur. O dönemde bütün bakanlıklarla hem kaçakçılık boyutuyla hem talebin azaltılması boyutuyla çok yoğun bir şekilde uğraştığımız bir araştırma komisyonuydu. Fakat hani dedik ya, çağlar ötesi, bölgeler ötesi, kuşaklar ötesi bir problemdir uyuşturucu diye. 2014'te o dönem Sağlık Komisyon Başkanı'ydım. Burada fotoğrafta da gördüğünüz bakanlarımızla Sağlık Bakanımıza rica ettim. Bizi bakanlığa davet etti. Aile Sosyal Politikalar Bakanımız Ayşenur İslam, İçişleri Bakanımız Efkan Ayla, Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, Gençlik Spor Bakanımız Çağatay Kılıç, Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı, bir de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik, o meclisteydi o anda. Bir toplantı yaptık ve dedim ki bir şey yapmamız lazım. Yani o dönemlerde hatırlayınız, bonsai haberleri çok fazla çıkıyordu ve bir adım atmamız lazım dedik. 14 Temmuz 2014'te çalışmalara başladık. Sonra Eylül 2014'te Bakanlar Kurulu'nda bir sunum yaptım ve kısa, orta, uzun vadeli planlar yaptık ve biz derhal adımlar atmaya başladık. 2014'te bir genelge yayınlandı. Başbakanlık genelgesi ve uyuşturucuyla mücadele kurulu ve yüksek kurulu oluştu. Bir başbakan yardımcısı başkanlığında çalışmalara başladık. 8 bakanlık ve o zaman da Sayın Valim çok iyi hatırlayacaktır. İl koordinasyon kurullarını daha aktif hale getirdik. Yani valilerin uyuşturucuyla mücadelede daha aktif bir şekilde çalışmasını temin ettik. Bir şura yaptık. Çok başarılı bir şuraydı. Daha sonra narkotimler kuruldu. Şu anda arkasında narkotim veyahut da NPT mi? NTP. NTP şapkası takan mobil ekipler var. Bunlar özellikle sokaklarda uyuşturucu tacirleri mücadele eden çok başarılı çalışan bir ekip. Şu anda da Türkiye'nin neredeyse yarı nüfusunda narkotimlerin olduğunu biliyoruz. Sonra yüksek kurul toplantıları, acil eylem planı yayınlandı. Revize ettik. Daha sonra Aralık 2017'de bu sadece bağımlılık uyuşturucuya ibaret değil. O halde bağımlılıkla mücadele yüksek kuruluna dönüşelim dedik. Yani sadece uyuşturucu değil, tütün, alkol, davranış, teknoloji bağımlılığını da içine alacak şekilde bir başbakan yardımcılığı bünyesinde bir oluşum söz konusu oldu. Mayıs 2018'de Uluslararası Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayınlandı. Dünya Sağlık Örgütü bizim o 8 bakanlıkla yaptığımız çalışmayı o kadar beğendi ki dediler ki sizin bu entegre çalışmanızdan biz çok etkilendik. Yani parlamento, bakanlar, bakanlıklar çok yoğun bir şekilde çalışmasına çok etkilendik. Bir, bunu İngilizceye çevirip Avrupa'ya bölgesine örnek yapmak istiyoruz dediler. Bizden izin istediler ve daha sonra 30 sayfalık kitabı yayınladılar. Yani Türkiye'nin çalışmasını bir örnek çalışma olarak yayınlayıp bütün Avrupa'ya yaydılar. Biz hala o çalışmayı çok şükür devam ediyoruz. Tabii çok fazla rakam var. Yakalanan miktarlar çok fazla. Gümrük kapılarında çok yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Fakat değerli kardeşlerim, olay sadece uyuşturucu yakalamakla bitmiyor. Yani devletin bence 3 temel görevi var. Bir tanesi kişilerin uyuşturucuyla karşı karşıya kalmasını önlemek. İkincisi uyuşturucu bağımlısı olmuş, hasbelkader bağımlısı olmuş kişilerin ya tedavi ya da ıslah edilmesi. Üçüncü adım ise en önemlisi ve en zoru, daha sonra ıslah olan veya tedavi olan kişilerin
iş, aşk, sıcak bir yol sahibi olması. Yani etrafınızda mutlaka tanıdığınız uyuşturucu ile karşı karşıya kalmış insanlar vardır. Biraz önce Sayın Valimizle ve Sayın Rektörümüzle beraber, Rektör Yardımcımızla beraber Dilek Demirezen hanımefendinin hazırladığı, ekibiyle beraber hazırladığı şeyleri gördük. Mutlaka sergiyi gördük. Muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Uyuşturucu ile ilgili kişilere insanlar nasıl bakıyor? Yani imam nasıl bakıyor? Politikacı nasıl bakıyor? Öğretmen nasıl bakıyor? Ailesi nasıl bakıyor? Arkadaşları nasıl bakıyor? Toplum nasıl bakıyor? Bunun aslında çok güzel bir sunumu. Yaklaşık 20-25 tane çok güzel eskiz var ve orada insanların nasıl baktığını ifade ediyor. Şimdi rica ettim. Bir de o siyah olsun. Yani insanlar diyelim politikacı, ya ne yapayım kardeşim diyor mesela. İmam diyor ki yine geldi sıkıntılı bir adam. Acildeki doktor diyor ki yine arıza adam geldi diyor. İnşallah benim nöbetime denk gelmez. Eczacı diyor ki aman diyor benden uzak dursun. Ailesi ne yapayım lanet olsun bu çocuğa diyor falan. Şimdi herkesin böyle dışladığı bir yapı. Şimdi rica ettim Dilek Hanım. Bir de onun beyazını yapacak. Yani imam diyecek ki hoş geldin kardeşim. Bak ne kadar güzel seninle uğraşalım. Öğretmen diyecek ki değerli kardeşim bak bunu bırakırsan şu olacak. Ailesi diyecek ki tamam beraberce bu konuyu aşacağız, problem aşacağız diye. Şimdi bir de beyaz sayfası açacak ama o slaytları daha doğrusu fotoğrafları muhakkak dikkatli bir şekilde incelemenizi arzu ederim. Niye arzu ederim biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Bu uyuşturucu meselesi şöyle. Kendimize dokunmadığı zaman sanki o problemin farkında değiliz. Ama o problem size yaklaştığı zaman bir anda panikliyorsunuz. Bu tabir bana ait. Uyuşturucu birazcık da şeye benziyor. Yıldırım çarpmasına benziyor. Diyelim ki gök gürlüyor. Yakınınızda bir yere düştüğü zaman tam böyle sanki sizin evinize düşecekmiş gibi hissediyorsunuz. Düşmediği zaman oh diyorsunuz ya bana dokunmadı. Halbuki size dokunabilir. Sizin de o uyuşturucu madem ki şey ise yıldırım düşmesi ise paratoner oluşturmanız lazım. Paratoner nedir? Sizin değerlerinizdir. Aile yapısıdır. Toplum yapısıdır. İşte ilin valisinin, emniyet müdürünün, rektörünün, öğretmeninin, imamının, kahvehane sahiplerinin, internet kafe sahiplerinin konuya müdahil olması ve içselleştirmesi. O yüzden o uyuşturucuyla mücadelenin en önemli kısmı taleple mücadele kısmı. Yani kişilerin ondan kurtulduktan sonra yeniden uyuşturucu tacirlerini kucağına düşürmeyecek bir mekanizma oluşmasıdır. O sebeple Yeşilay'ın çok güzel çalışmalar var. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı var. Özellikle rehber öğretmenleri eğitiyorlar. Yine 191 hattı var değerli kardeşlerim. 191 hattı hiç kullandınız mı bilmiyorum. Bu slogan da bana aittir. Aslında bu slogan bana ait değil. Burada zikretmem lazım. Belki ismini duymamış olabilirsiniz. Bu 2014'te uyuşturucuyla mücadele için başlayınca milletvekilleri beni aramaya başladı. Gece saat 11-12'de ya hocam şöyle şöyle bir yakınımız var ne yapalım diye. Ben de ne yapayım o saatte? Benim sekreterim yok, bilmem neyim yok. Yani emniyetimi arayacağım, amatemimi arayacağım falan. Sonra biz 191 hattını kurduk. Ve 191 hattını aradığınız zaman karşınıza sıcacık bir ses, deneyimli, bilgili, büyük çoğunluğu psikolog veya sosyolog olan kardeşlerimiz karşınıza çıkıyor ve sizi yönlendiriyor uygun şekilde. Ama sizin kimliğinizi sormuyor, sizi niye aradınız demiyor. İki durumda kimliğinizi soruyor. Bir, tedavi arzunuz varsa, iki, istihdam arzunuz varsa o zaman size tekrar ulaşmak için telefonunuzu siz de verirseniz alıyor. Onun için 191 hattı gerçekten başı dara düşen herkesin arayabileceği bir hat. Bu 1983'te rahmetli Özal'ın yine rahmetli olan bir milletvekili vardı. Gaziantep milletvekili Mustafa Taşar. Çok heyecanlıydı. Böyle şişman, böyle olduğu yerde duramaz falan. Şöyle bir slogan geliştirmişti. Başın düşerse dara,
Mustafa Taşar'ı ara diye. Şimdi ben de 191'i o kadar başı dara düşen kişi aradı ki dedim ki bunu bir sloganlaştıralım. Başın düşerse dara hemen 191 ara. Yani 191 aradığınız zaman 24 saat boyunca gerçekten son derece sıcak, samimi ve bilgili insanların karşısına çıkacağını görürsünüz. Tabii 191'de çok farklı bir takım şeyler var. Taleplerle arayanlar var. Çok yoğun bir şekilde aramalar olmuş. Bakınız burada en çok çağrı alan illere bakınız. Uyuşturucunun girdiği noktalardan böyle seyrettiği noktalar Ankara'da var. En az aranan iller kuzeydeki, Karadeniz'deki iller. Yani orada uyuşturucu ile ilgili problemin de çok fazla olmadığını görüyorsunuz. Hızlanıyorum hocam. Çok büyük bir memnuniyet var gerçekten. İnsanlar çok yoğun bir şekilde arıyor. Aile Bakanlığımızın sosyal uyum merkezleri var. Bununla ilgili de Durmuş Ali kardeşim sizi şey yapacak, bilgilendirecek. YEDAM var ki Düzce'de kuruldu. Sayın Vali muhakkak bahsetmiştir veya öğleden sonraki oturumda bahsedecektir. Çok yoğun bir şekilde insanlarla irtibatı sağlayan merkezlerden, mekanizmalardan birisi. Tabii değerli kardeşlerim bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bu mücadeleler artarak devam edecek. Yine narkotimler sokakta dolaşmaya devam edecek. Sosyal uyum merkezleri yine insanların problemlerine derman olmaya çalışacak. Amatemler yine tedavi edecek. Yine eğitimde TBM çalışmaları, Yeşilay'ın çalışmaları devam edecek. Ki biz toplum için, kendimiz için yapmamız gereken vazifeyi yapmış olacağız. Tabii bitiyor mu bitmiyor. Herkese düşen görev var. Yani devlete, topluma, aileye, öğretmene düşen görevler var. Hakikaten bunların her birisini birbirinin mütemmimi şeklinde, tamamlayıcı şeklinde de yapmak gerekiyor. Yani aile şunu söylemeyecek. Ya ben çocuğumu okula gönderdiğim zaman öğretmen ilgilensin. Sokakta da polis benim çocuğumu korusun. O kadar kolay değil. Kusura bakmayın. Yani annenin elinde uzaktan kumanda cihazı var. Çocuğa diyor ki tableti bırak. Babanın elinde sigara var. Aman diyor oğlum alkol alma, sigara alma, uyuşturucu alma. Yani handle yöntemi var. Yani çocuk neyi görüyorsa onu yapacak. Onun için çocuğunuzun tablet almasını istemiyorsanız elinizdeki kumandayı bırakacaksınız. Birazcık samimi olacaksınız. Birazcık hasbi ve çocuğun duygularına hitap edeceksiniz. Bunu yaparsanız ancak biz başarılı olabiliyoruz. Teknoloji bağımlılığı bizim belki de en çok zorlandığımız alanlardan birisi. Niye biliyor musunuz? Ya elimde bir uyuşturucu olsa, bir tane de bu olsa, desem ki hangisi daha zararlı? Siz dersiniz uyuşturucu, değil mi? Ama bunun da bir zararı var. Ama belli bir sınırı geçtikten sonra zarar başladığı için bunun zararını hemen fark etmiyoruz. Ve adeta bir çamurlu alana girmiş gibi bunu bırakmadığınız ölçüde ne yapıyorsun? Teknolojiyle ilgili sıkıntıları yaşıyorsunuz. Tabii sosyal medya ve akıllı telefonlar girdikçe bizim problemlerimiz daha da artıyor. Bakınız araştırmalarda %36 elindeki akıllı telefon olan her üç kişinin birisi yoksulluk sendromu yaşıyor. Yani elinde telefon yoksa o da yok. Hayatın içinden kopuyor. Dolayısıyla gerçekten çok ciddi saatlerimizi, vakitlerimizi alıyor. Bizi sosyal hayattan uzaklaştırıyor. Yalnız kalıyoruz. İzleyici olmak durumunda kalıyoruz. Ve gerçekten biz de sonuçta sıkıntıya düşüyoruz. Eskiden çocuklarımız ekran peşindeydi. Şimdi maalesef ekran peşinde. Yani dolayısıyla çocuklarımızı ekrandan koparmak için ne yapmamız lazım? Ekranlar bulmamız lazım. Doğru şeyler bulmamız lazım. Bu son slaytım değerli kardeşlerim. Burada yapılan gördüğümüz tablolara hepimiz tebessümle bakıyoruz. Ama aslında hepimiz zaman zaman benzer pozisyonlar olabiliyoruz. Ve elimize akıllı cihaz geldiği zaman adeta dünyadan kopuyoruz. Esasında burada belki dikkatinizi çekmemiş olabilir. Bu da bana ait bir tanımlamadır. Sosyal medya aslında SOS veriyor. Yani teknolojiyi uygun bir şekilde kullanırsanız bilim yapabilirsiniz.
üretim yapabilirsiniz, ülkeniz için faydalı işler yapabilirsiniz. Ama belli bir sınırı aşarsanız o zaman sosyal medyanın esiri olur, bağımlı olursunuz ve hayattan koparsınız, akademik dünyadan koparsınız, toplumdan koparsınız ve faydalı insan olmak yerine pekala o faydadan uzaklaşmış bir insan haline de gelebilirsiniz diyor. Beni dinlediğiniz için hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Değerli hocamıza, Nevzet Bey hocamıza teşekkür ediyoruz. Engin bilgilerini bizlerle paylaştığı için vakit tabii sınırlı olmasından dolayı hemen Emniyet Müdürü Murat Sarıgüzel Bey. Buyurun. Sayın Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Valim, Murat Sarıgüzel Emniyet Müdürüyüm, Emniyet Genel Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Müdür olarak görev yapıyorum. Bu vasfımızla birlikte çoğunuz biliyordur, TUBİM, biz onu kısaltıyoruz. Aynı zamanda European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, Avrupa Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin bir üyesi, Türkiye'deki ulusal teması noktası. Orada da görevlerimiz var. Yine aynı şekilde biraz sonra bahsedeceğim. Avrupa Birliği ile hayata geçirdiğimiz bu ulusal uyuşturucu karar sistemi üyesinde de görevlerimiz, pozisyonlarımız söz konusu. Şimdi bir emniyet müdür, bir polis stand aldığı zaman herkesin aklına herhalde başkanım operasyonlar geliyor. Narkotik operasyonlar geliyor. Ama ben bugün narkotik operasyonlarından ziyade bu alanda o operasyonların altyapısında aslında iceberg'in alt kısmındaki yapısal çalışmalardan bahsedeceğim. Bu yapısal çalışmalar nasıl ihtiyaçlara dayanıyor? Bu yapısal çalışmalar nasıl bir disiplin içerisinde yürütülüyor? Bunlar neye uygun? 2018-2023 Ulusal Uyuşturucu Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na da uygun çalışmalar. Şimdi oldukça renkli çalışmalar. Biraz önce başkanımın da ifade ettiği gibi, Sayın Başkanım hatta çok mütevazi ifade etti. Türkiye uyuşturucuyla mücadele konusunda dünyada lider ülkelerden biri. Bugün Avrupa uyuşturucu raporlarına bakın, Birleşmiş Milletler'e bakın. Türkiye Birleşmiş Milletler'de donör bir ülke. Yani Birleşmiş Milletler UN Office'in faaliyetlerini destekleyen bir ülke. Yine EMCD üye bir ülke. Ayrıca uygulamış olduğu eğitim programlarıyla, operasyonel çalışmalarıyla da bölgesel bir lider. Şimdi dilerseniz önce bir projelerden sizde bir farkındalık oluşturalım. Daha sonra da tabii bu sempozyumumuzun amacı işte politikalar, onlara yön verecek beklentiler, tavsiyeler ortaya koymak. Özellikle Dilek Hocam da onun altını çizdi lütfen dedi. Bu konuda ciddi bir tecrübe var orada. Lütfen bu konuda da bir beklentilerinizi ortaya koyun dedi. Onları da özet olarak geçeceğiz. Şimdi efendim Sayın Başkanım da ifade ettiği gibi dünyada sadece Türkiye'de olan ne var? Narkotikler var. 2014 yılında 11 ilde kuruldu. Daha sonra 29 ile, daha sonra 50 ile ve şu anda tüm illerimizde sokakta uyuşturucuyla, uyuşturucu torbacılarla mücadele eden sırf buna has ekiplerimiz var. Bakın geçen sene 1 Ocak'tan en güncel rakamları veriyorum. 2017'den itibaren. Sadece bu narkotikler 23 bin tane olaya müdahale etmişler, 58 bin şüpheye ulaşmışlar ve 55-58 bin civarında ve bunlardan 23 bini de tutuklanmış. Yani yaklaşık müdahale edilen olaylarda müdahale edilen şüphelilerin %50'si tutuklanmış. Bu demek ki güzel iş yapılmış, güzel dosyalar ortaya çıkmış, güzel deliller ortaya konmuş ki tutuklamalar bu kadar yüksek olmuş. Gerçekten dünya tarafından da model alınıyor.
Şimdi dünyanın neresine gitsek herkes narkotin yüzünü soruyor, benim nedir diye. Dünyayla da bunu paylaşıyoruz. İkincisi alan denetimi. Bu da geçen sene, Temmuz 2017'de hayata geçirdiğimiz bir proje. 18 tane uyuşturucu kaçakçılığı bağlamında bizim için uyuşturucu açısından 18 tane il tespit ettik. Biliyorsunuz bu illere baktığınızda bazı mahalleler, bazı sokaklar riskli mahalleler oluyor. Eğer siz bunları kendi haline bırakırsanız ne olur buralarda gelip dolaşma olur. İşte biz bunun önüne geçmek için bu belirlediğiniz mahallelerde, bunların çevresinde sadece narkotik ekipleri değil, trafik ekiplerine dahil ederek, özel hareketçileri, terörcüleri, çevik kuvvet mensuplarına dahil ederek sürekli uygulama noktaları kurduk. Buralara girişler, çıkışlar, kontroller, uygulamalar. Buralar böyle çok kolay gidip de uyuşturucu alınabileceği yerler değil de polisin sürekli olarak kontrol ettiği, oraya gittiğiniz zaman işte en azından hiçbir şey olmasın, işte arabanız çok detaylı kontrolün olduğu yerler deyip talebi kısmak. Bu arada orada da satıcılar varsa, bir türlü onların dışına çıkmıyorsa, müşteri de gelmiyor, biraz dışarı çıkayım dedirttirmek ve bu sayede operasyonlarla birlikte de bu torbacıları almak amacı vardı. 18 ilde çok güzel bir şekilde uygulanıyor. Bakacağız. Şu anda bir ihtiyaç görünmüyor ama icabında bu sayıları da arttıracağız. Şimdi bizim ne dedik? Hep beraber çalışacağız. Yani sadece ama çalışırken bizim size ihtiyacımız var. Sizin ihbarlarınıza ihtiyacımız var. Sizin işbirliğinize ihtiyacımız var. Bu nasıl olacak? Yine teknoloji kullanılacak. Şimdi narkomobil ve uyuma denen projelerimiz var. Narkomobil 45 ilde uygulanıyor. Her şubenin numaraları var. Vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Herhangi bir uyuşturucu ticareti, uyuşturucu olayı görürlerse WhatsApp'tan bize ulaşabiliyorlar. Bir de yaklaşık 1,5 ay önce Sayın Bakanımız da bunun takdimini yaptı. Bir aplikasyonumuz var, uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu. Normal storelardan akıllı telefonlarınıza bunu yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra herhangi bir uyuşturucu ticaretine veya şüpheli duruma rastlarsanız butonla sinyal gönderiyorsunuz, metin de gönderebiliyorsunuz. Hemen bizim haber merkezimize geliyor ve haber merkezimiz narkotik, asayiş, herhangi bir ayrım yapmadan o bölgeye en yakın ekibi hemen oraya yönlendiriyor ve olaya müdahale ettiriyor. Veya bir şüpheli durum varsa ekip oraya gidiyor ve araştırmalarını yapıyor. Gerçekten güzel sonuçlar var, ihbarlar var. Narkomobil konusunda, uyuma konusunda da anekdot olabilecek çok güzel yakalamalar var vatandaşlarımız desteğiyle. Şimdi diğer bir proje narko rehber. Geçen sene Kasım ayında hayata geçirdik 2017'de. Tamamen arzla mücadele konusunda bir önleme projesidir. Biliyorsunuz polis olarak iki tane önemli polis vazife silahat kanununda iki görev var. Bir suç olur, müdahale edersiniz. Bir de proaktif davranırsınız, önleyici çalışmaların içinde yer alırsınız. Şimdi baktık toplumda uyuşturucu konusunda daha çok farkındalık olsun. İnsanlar bu olayları daha iyi anlasın. Herhangi bir şüphelendikleri konularda bizi bilgilendirsin diye özel bir modül hazırladık. Bu modülleri de kesinlikle 24 yaş grubu üzerinde. Kimler? Zabıtalar. Kimler? Temizlik görevlileri. Kimler? Sayaç okuyucular. Kimler? Anneler, babalar. Ve bağımlılık nedir? Sokak satıcısının özellikleri nelerdir? Genellikle uyuşturucu kullanılan yerler nelerdir? Halkı bu konularda bilgilendirip gözlerini açmak, hem evde çocuklarını, bir ebeveyn olarak çocuklarını kontrol etmek, neler oluyor, çünkü biraz sonra başka projelere geçeceğiz, değişik bulgular var. Hem de şüphelendikleri durum konusunda bizi bilgilendirmeleri için 24 yaş grubu üzerine eğitimler verdik. Gerçekten çok güzel oldu. 81 ilde narko rehberlerimiz var. Yanlış hatırlamıyorsam şu ana kadar 2200 tane program gerçekleştirdiler ve bir sene içerisinde 213 bin tane yetişkine ulaştık. Evet, burada resimleri görüyorsunuz. Arkadaşlar, kurban kuşlarına tutun, zabıta görevlilerine, temizlik görevlilerine, annelere özellikle bizim için çok önemli bir grup, onu da açıklayacağım, ulaşıp eğitimleri veriyorlar. Şimdi diğer bir proje narkolog. Bunu da bu Temmuz ayında hayata geçirdik. Alanda ne oluyor? Zaman zaman işte konuşmalar duyuyorsunuz. İşte diyorlar ki merak. Değil mi? Belki çoğunuz bilirsiniz. Uyuşturucuya başlamanın en büyük nedenlerinden birisi merak. İşte ailenin rolü nedir? Şimdi baktık ki biz bunu canlı almamız gerekiyor. Anında. Narkologlar yetiştirdik.
tabletler yaptık. Şimdi şubelerimize biliyorsunuz suç işlendiği zaman, kullanımda ticaret suçları olduğu zaman bizim şubelere geliyor şüpheliler. Biz bunlarla gönüllülük esasına göre bu formları dolduruyoruz. 57 sorudan oluşuyor. Ve şu, hemen hemen de şu sorular var. Niçin başladı? Gelir durumun neydi? Hangi maddeyle başladı? Canlı canlı bunların sonuçlarını alıyoruz. Ve bu sonuçlara göre de işte narko rehber faaliyetleri, alan denetimi faaliyetleri bunlara daha etkinlik, daha da verim sağlayabiliyoruz. Şubelerimiz anında formları dolduruyor. Tabletler üzerinden TÜBİM'e geliyor. TÜBİM'de de değerlendirmeleri yapılıyor. Yine toplumun farkındalığını arttırmak için narko nokta projelerimiz var. Şu anda 8 ilde hayata geçti. Özellikle alışveriş merkezleri gibi, festival alanları gibi bu alanlar arkadaşlar gibi stand kuruyorlar. Uyuşturucu mücadele konusunda halkımızı bilgilendiriyorlar. Bu konuda da bir yıl içerisinde yaklaşık 90 bin vatandaşa ulaştık. Yine dünyada bir eşi benzeri olmayan narko tırımız var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı ile birlikte 2015 yılında hayata geçirdik. 40 metrekarelik bir zemin üzerinde 12 tane kiosk bilgisayarımız var. 9. sınıf ve üzerindeki vatandaşlarımıza ve gençlerimize hitap ediyor. Valiliklerimiz bizden bunu talep ediyorlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden. Tır oraya gidiyor. Genellikle bir haftalık programlarla tıra vatandaşlar gidiyor. Gençler gidiyor. Uyuşturucunun özellikle sağlık üzerindeki etkileri bunlar da anlatılıyor. Bunda da yaklaşık tırımız 21 ili gezdi. İstanbul'da bunu işte Adana gibi, Diyarbakır gibi, İzmir gibi büyük illere de yaygınlaştırma konusunda bir hayalimiz var. Yine biz bu gençlerin bakış açısı mücadelesi bizim için çok önemli. Geçen sene dedik bakalım gençler nasıl bakıyor, biz bu projeleri yapacağız ama oradan nasıl bir bakış açısı var? Narko yarışma adı altında afiş ve slogan yarışmalarımız oldu. Sağ olsun binlerce öğrenci katıldı. Bu arada bizim de elimizde bir takım slogan ve afişler konusunda güncellememiz gereken çalışmalar vardı. Şu anda onun dereceye girenler belli. Elimizde çok güzel afişler, sloganlar var. İllerimiz ihtiyaç duydukça da biz bunları onlarla paylaşıyoruz. Şimdi de yine üniversitenin kapılarında da gördük. Çok mutlu olduk. 9000 tane de zaten afiş dağıtılmıştı. Bir kısa film yarışmamız var. Son başvuru Sayın Başkanım 1 Mart'ta. Orada da çok güzel filmler bekliyoruz. Üniversite gençliğine yönelik. İnşallah o afiş, slogan, broşür çalışmalarındaki zenginliği yine bu kısa film yarışmalarında da görmek istiyoruz. Yine illerimizde bunları da paylaşacağız. Evet, şimdi çok önemli bir proje var. Avrupa Birliği ile hayata geçirdik işbirliğiyle. Türkiye'de TÜBİM olarak biz ulusal raporları yayınlıyoruz. Dünya raporlarına katkılar yapıyoruz. Ama biz yıllık olarak verileri topluyoruz. Bütün kurumlarımızda önlemede ne yaptınız, tedavide ne yaptınız, operasyonlarda nasıl yakalamalar yaptınız? Bunları yıllık topluyoruz ve Türkiye'nin uyuşturucu raporlarını çıkarıyoruz. Verilerimizde de hem İYİT'i, hem Birleşmiş Milletler'i, hem de diğer uluslararası kuruluşları destekliyoruz. Bizim ne bir hayalimiz oldu? Biz dedik bunu niye yıllık yapıyoruz? Anlık veri toplama sistemine geçelim. Bunun için Avrupa Birliği düzeyinde girişimlerimiz oldu. 3 milyon avroluk bir proje hayata geçirdik. Proje şu anda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bünyesinde bir Avrupa Birliği çalışma ofisi açtık. Uzmanlarımız orada bizle beraber çalışıyorlar. Eşleşme bölümü var. Açılışı yapıldı. Yazılım ve donanım kısmına ilişkin merkezi finans ihale birimi gerekli düzenlemeleri yapıyor. 24 ay içerisinde de inşallah biz bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. TÜBİM olarak şu görmüş olduğunuz raporları çıkarıyoruz, dünyayla paylaşıyoruz ve burada yeni yaklaşımlar derken dünyada kolay kolay bulamayacağınız bizde çok güzel bir sistem var. Onu da burada paylaşmak istedik. Bu nedir? Erken uyarı sistemi. Şu anda da işte Rusya'dan tutun İran'a kadar herkes bu sistemi öğrenmek için randevu alıyor. Bu sistem nedir? Biliyorsunuz bir şeyin suç olması için karnına geçmesi gerekiyor. Siz bir madde yakaladığınız zaman onun uyuşturucu olup olmadığına nasıl karar verirsiniz? 2313 sayılı uyuşturucu maddeleri murakabı saklıdaki kanunun ekine bakarsınız. O ekte, o madde uyuşturucu olarak geçiyorsa siz ona işlem yaparsınız. Geçmiyorsa ne olacak? Şu anda dünyada geleneksel uyuşturucuların yerini yeni tip uyuşturucular alıyor. Bir sürü sentetik uyuşturucu var. Eğer Türkiye'ye gelirse, kanunda da geçmese ne yapacaksınız? Alamayacaksınız. Ama tabii devletimiz, kanunumuz bunu düşünmüş,
Çok da güzel bir erken uyarı sistemi geliştirmiş. Biz senede iki kere toplanıyoruz. Dünyada yeni çıkan bütün uyuşturucu Türkiye'de görülsün, görülmesin. Tespit ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız, jandarmamız, gümrüğümüz, atletimiz, hepimiz tübünde bir araya geliyoruz. Bu maddeleri tek tek tespit ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızı sunuyoruz. Sağlık Bakanlığımızda bakanlar kuruluna koyup bu maddeleri ister Türkiye'de görülsün, görülmesin. 2313 sayılı kanun metine koyuyorlar ve mücadele zerre kadar eksiklik yaşamıyoruz. Bir de şunu bahsedeyim. Yine en son yaptığımız GPS sonuçlarımız var. Türkiye'de 2012'de bir 2018'de yapıldı. 2012'de 2.7'ydi. Şu anda 3.1. Gerçekten enteresan sonuçları var. Kadın, erkek, yaş aralığı, gelir düzeyleri. Eğer bunu da merak ediyorsak narkotik pohteri adresini ziyaret etmenizi, bu raporu buradan edinmenizi ve incelemenizi çok istiyorum. Sonuç olarak tabii beklentilerimiz var. Neler olabilir? Şu anda güçlüyüz. Çok güzel bir planlamamız var. Ama bu daha ileriye gider mi? Evet gider. Bu kapasite, bu gücümüz olduğu sürece daha da güzel gideceğine inanıyoruz. Biz şöyle beklentilerimiz var. Güçlü bir koordinasyon diyoruz. Eskiden uyuşturucuyla mücadele konusunda yüksek kurulumuz vardı. Şimdi bağımlılıkla da mücadele konusunda var. İşte 8 bakanlık, 11 bakanlık. Bu süreç içerisinde bunun daha da güncellenmesini, mevcut iş koordinasyonun daha da ileri gitmesini düşünüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele konusunda tamamen özel bir kanun istiyoruz. Mahkemelerin ihtisaslaşmasını istiyoruz. Savcıların, uzman savcıların bu alanda olmasını istiyoruz. Zaten tedavi, rehabilitasyon konusunda herkes bunu ifade ediyor. Bir ihtiyaç var. Ama tabii şöyle 2010'larda, 2012'lerde 10-20 tedavi merkezinden bugün 100 sayısına falan ulaşmak da kolay olmadı. Çok ciddi bir efor sarf edildi. Tabii bunlar daha da ileri gider. Daha da içeriği geliştirilir. Yine şeye baktığımızda özellikle son dönemde bu sentetik eczalar var. Bakıyorsunuz ki tıpta kullanılan bazı ilaçlar alana kaymış, suistimal ediliyor. Bu ilaçlara konusunda bu suistimal edenlere karşı tedbirlerin daha da ağırlaştırılmasını istiyoruz. İlkokullarda, ortaokullarda uyuşturucu değil ama hayır diyebilme yeteneğinin kazandırılmasına ilişkin bir eğitim var. Bunun daha görünür olmasını istiyoruz. Velilere biraz daha odaklanılmasını istiyoruz. Yine sürücü belgeleri ve halk eğitim merkezlerindeki bir takım kurslara uyuşturucuyla mücadele konularında da, bağımlılık konularında en az 2 saatlik dersler konulması, okul müdürleriyle polis arasında daha güçlü bir iletişim istiyoruz. Gençlere yönelik programlar yapılıyor ama gençlere yönelik yaptığınız her programda lütfen aileleri, özellikle annelere hesaba katın. Onları da mutlaka bu sistemin içine entegre edin diyoruz. STK'lar var. STK'lar gerçekten çalışıyorlar, bir şeyler yapmak istiyorlar ama sanki alanda bu konuda bir dağınıklık var. Bunları daha kontrol altında tutalım istiyoruz. Uyuşturucuyla mücadele nitelikli bilgi gerektirir diyoruz. Bu konuda uzman olmayan kesinlikle bir paragraf okuyarak bu işi içine geçip topluma karşı demeçler vermesin. Sonra iyilik yaparken kötülük yapabilir. Kesinlikle kişisel amaçlarla kullanılmasın, popülist amaçların aracı olmasın, lütfen dikkat edelim diyoruz. Medyada çok güzel gelişmeler var ama yerel gazetelere, yayın organlarına baktığınızda orada sanki böyle uyuşturucu konusunda haberler yapılırken istediğimiz titizliğin daha yansımadığını, bu konulara ilişkin çalışmalar yapılabileceğini düşünüyoruz. Uyuşturucu karar destek sistemi çok önemli. Bütün kurumlarımızın bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da katkıların devamını bekliyoruz. Evet, uyuşturucusuz bir toplum hepimizin ürünü olacak. Sabrınız için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hemen Doktor Sertaş Polat, daire başkanımız, buyurun. Cumhurbaşkanlığı Sağlıklı'da Politikalar Kurulu üyesi Sayın Başkanım, Sayın Valim, değerli rektörüm, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün zaten Sayın Başkanım süreci çok güzel özetledi ve bizim de hocamız işin mimarı olması münasebetiyle bizden çok daha iyi anlattığı için zaten bu süreçte çok hızlı geçeceğim. Ama süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı olarak bizler neler yaptık birazcık onlara yoğunlaşmaya çalışacağım. İşte Başbakanlık Genelgesi'nden bahsedildi. Genelgeyle birlikte
Türkiye'deki uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sekreteryası ve koordinasyon görevi bakanlığımıza verildi. Bu manada biz yüksek kurulumuzun, teknik kurulumuzun hem toplantılarını organize etmeye hem de yazışmalarını yürütmeye çalışıyoruz, raporlamalarını yapmaya çalışıyoruz. Kendi bakanlık içi koordinasyonumuzu organize etmeye çalıştık ve tüm eylem planlarının oluşturulması aşamasında da yine aktif rollerimiz var. İşte 1. Uyuşturucuyla Mücadele Şurası'nı dizayn ettik. Buradaki çalışma başlıklarını tek tek birlikte çalışarak oluşturduk. Hem 2015 acil eylem planı hem 2016-18 eylem planını beraberce diğer kurumlarımızla birlikte oluşturarak yüksek kurulumuza arz ettik. Aslında temelde eylem planlarında bakanlığımızın 4 tane görevi var. Bir tanesi koordinasyon, izleme, değerlendirme aşamasında tüm bakanlıklarımızın yaptığı çalışmaları biz bir şekilde izleyip, değerlendirip, raporlayarak yüksek kurulumuza arz etmeye çalışıyoruz. Yine danışmanlık tedavi noktasında sorumluluklarımız var. Bununla alakalı çalışmaları yürütüyoruz. Yine iletişimle alakalı bir takım rollerimiz var. Onları da yürütmeye çalışıyoruz. Bu süreçte tabii mevzuatla alakalı birçok düzenleme yapıldı. Bunlarla ilgili aktif çalışmalar yaptık ama bizim için en önemlisi cezalardan ziyade tabii cezalar artırıldı. Bununla alakalı bir mevzuat çalışma grubumuz vardı. Önemli gelişmeler kaydettik ama bilinmesi gereken ve sanıyorum pratik uygulamada da aslında sıkıntılarla karşılaşıldığı dün de bir hocamız tarafından ifade edildi. Örneğin sosyal güvencesi olmayan uyuşturucu bağımlıların artık tedavi merkezlerinde hiçbir şekilde sosyal güvencesine bakılmadan tedavisinin yapıldığının bilinmesi gerekiyor. Bir diğeri duymuşsunuzdur toplumda işte çip tedavisi diye bilinen aslında naltrekson implant formu şu anda geri ödeme kapsamında. Dolayısıyla bunu da geri ödeme kapsamına aldı, kullanılıyor. Her şekilde bizim tedavi merkezlerimiz bunu geri ödeme kapsamında karşılayabiliyorlar. En önemli değişikliklerden bir tanesi daha önce tüm kamu görevlilerinin olduğu gibi sağlık personelinin de uyuşturucu kullanıcılarını ihbar etme zorunluluğu vardı. Bunu da yine mevzuatta düzenleme yapılarak bu kaldırıldı. Çünkü tedaviye gelmek isteyenlerin önünde bir engel olarak görülüyordu. İlacın kötüye kullanılmasına yönelik olarak Murat Bey bahsetti zaten. İşte 2313 sayılı kanunun kapsamına alınması için jenerik sınıflandırma ile alakalı bir takım düzenlemeler yapıldı. Elektronik renkli reçete sistemine geçildi. Böylelikle bütün artık sistemi biz elektronik reçete sistemi üzerinden takip edebiliyoruz. Yine kötüye kullanılan, reçetesiz kullanılan ilaçlar vardı. Bunların hepsini reçeteye tabi hale getirdik. İl değerlendirme toplantıları yapıyoruz. İşte valilerimiz, vali yardımcılarımızı davet ediyoruz oraya. Yine illerin sekreteryasını yürüten hak sağlığı müdürlerimiz orada oluyorlar. İllerinde yaptıkları çalışmaları değerlendiriyoruz. Başbakan yardımcımız o güne kadar bir kısmına başkanlık etti. Sayın Başkanım başkanlık etti. Müsteşar yardımcılarımız o dönemki sistemin organizasyonun gereği olarak müsteşar yardımcılarımız başkanlık yaptılar. Hem merkezdeki çalışmalarımızı sahaya aktarma hem de sahada yapılan çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduk bu çalışmalarla. Tabii 2015 acil eylem planında bir karar destek sistemi kurulmasını biz oraya faaliyet olarak yazmıştık ama tam istediğimiz hızda ilerleyemedi. Kurumlarımızın hızlı entegrasyonu sağlayamaması sebebiyle bu yüzden sahadan merkeze akacak verileri toplayabilmek için eylem planı kapsamında bir yazılım yapıldı. Burada yine valilerimizin onayıyla iller yaptığı bütün çalışmaları merkeze bize gönderiyorlar. Biz de bunları kurullarımıza, yüksek kurullarımıza raporluyoruz. Daha sonra da yüksek kurul raporu olarak Türkiye'ye yani bütün kamuoyuna bunu lanse etmiş oluyoruz. Kanepine mücadele kapsamında dediğim gibi danışmanlık, tedavi kısımlarında rollerimiz var. 190 bin Sayın Başkanım zaten anlattı. Sağlık Bakanlığı olarak 2015'ten beri hizmet sunmaya çalışıyoruz. Ciddi bir eğitimden geçti arkadaşlarımız. Memnuniyet oranlarına baktığımız zaman şu anda %90'lar civarında vatandaşlarımızda bir memnuniyet var. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü danışma hattımızı değerlendirdi. Yine odak görüşmelerle, hasta değerlendirmeleriyle çok olumlu bir takım geri bildirimler verdiler bize. Hizmet içi eğitimler sürekli devam ediyor. İşte zor vakalarla motivasyonel görüşme, yine yeni bir takım uygulamalar Türkiye'de devreye girdiyse arkadaşlarımızı bu konuda etmeye çalışıyoruz. 181 bin civarında çağrı karşıladık bugüne kadar. Büyük çoğunluğu tabii tedavi talebiyle geliyor bize. Ama işte kardeşi veya bir yakın içinde arayanlar fazla sayıda. Başka ne yaptık? TDA mekanizmasının üzerindeki yükü almak için aile hekimlerimize bir takım eğitimler verdik. Özellikle erken tanı ve yönlendirme aşamasında aile hekimlerimiz artık rol üstlenmeye başladılar. Yine hekim ve yardımcı sağlık personeli eğitimlerimizle amatemler öncesindeki psikiyatri kliniklerimizi aktif hale getirmeye çalıştık. Peki ne oldu? Yani tedavi merkezleri şu anda yeterli mi? Tabii ki istediğimiz tam kapasiteye erişmedi ama bakın 2014 yılında ayakta tedavi merkezimizin sayısı 3'ken şu anda 64'e kadar çıkardık. Yataklı tedavi merkezimizin sayısını 27'den 47'ye kadar çıkardık.
Yine yatak kapasitesi 587'den 1063'e kadar çıktı. Yine uyuşturucu bağımlılarına ilk aslında müdahalenin yapıldığı yerler aciller ve 112'ler. Bunlara yönelik de bir takım eğitimler gerçekleştirildi. Tabii analizlerin yapıldığı laboratuvarlarda da bir takım düzensizlikler ve standartize olmayan çalışmalar vardı. Bununla alakalı denetimler gerçekleştirildi. İlk başladığımızda %43 oranında bir uygunsuzluk varken şu anda bu oranlar %4,5'lara kadar düştü. İletişimle alakalı çalışmalarımız, iletişim eylem planı kapsamında yürütülmeye başladı. Peki bunlar bir işe yaradı mı? Bir kere bu yüksek kurul, kurul, altındaki teknik kurul çalışması aslında Türkiye'de çalışmaz denen kurul yapısının bu çok sektörlü, kurumlar arası işbirliği ve ortak çalışma kültürünü gerçekten güçlendirdiğini ve çalıştığını gördük özellikle merkezde. Şimdi ne yapacağız? Artık sahada bunu yürütmeye çalışacağız. Başkanım ifade etti, Dünya Sağlık Örgütü bu modeli aldı artık örnek olarak diğer ülkelere gösterdi. Bakın tedavi merkezindeki artış %63'ler civarındayken yataklı tedavi gören kişi sayısındaki artışımız %23'lerde. Dolayısıyla aslında kişiler daha fazla sayıda yataklı tedavi merkezi sayımızı artırdık. Ölüm sayılarımız halen daha çok yüksek. Yani 941 vatandaşımız hayatını kaybetti ama bakın 2013'den 14'e geçerken %114'lük bir artış yaşanmışken şu anda %2.2'lik bir artış var. İnşallah şu an yeni gelen verilerde de bu rakamın çok daha aşağılara indiği, artık düşme trendine girdiğini gösteriyor bize. Peki ne oldu bu çalışmaların sonunda? Türkiye'deki durum nereden nereye geldi? Bakın 2011'de 2.7 iken şu anda 3.1'e kadar çıkmış. Yani 0.4 puanlık bir artış var. Diğer ülkelere baktığınız zaman daha kısa aralıklarda %66'larda, %67'lerde bir artış yaşanmışken Türkiye'de %14'lük bir artış yaşanmış. Yani gerçekten de bu çalışmalar o hızlı trendi artık durdurma noktasına getirmiş. Çok şükür halen daha Türkiye diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman alt seviyelerde bir şey var. Peki kamuoyundaki algısı ve gerçekten vatandaşta karşılığı var mı? Ya sizler anlatıyorsunuz ama bir karşılığı yok diyenler var. Gerçekten öyle mi? Bakın en çok acımasızca eleştiren basındır. İşte basın tedavi merkezlerindeki yetersizlikle alakalı yaptığı haberler %63 oranında düşmüş ki genelde baktığınız zaman %55 civarında bir düşüş yaşanıyor. Dediğim gibi izleme değerlendirme bizim için çok önemli. 2016-18 eylem planımızı da değerlendirdik. 333 tane alt faaliyetimizi tek tek değerlendirdik ve bakanlarımıza sunduk. Burada tabii illerde yapılan çalışmalar, valilerimizin performansı hepsi bunun içerisinde vardı. Bunun sonucunda yeni bir koordinasyon yapısına geçilmesi ve bağımlılığa bütüncül bakılması talimatı verildi ve az önce başkanımın bahsettiği gibi teknoloji, tütün, alkol bağımlılıkları da artık yüksek kurulun gündemine girdi ve bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu oluşturuldu. Bunun sonucunda da yine 2016-18'de yeni bir eylem planı hazırlanmasına karar verildi ve 2018-23 döneminde Türkiye'nin yapması gerekenler bir eylem planı ve strateji belgesi haline getirildi. Çok ciddi saatler harcandı. Bizzat Başbakan Yardımcımız başkanlık yaptı. Sayın Başkanım her toplantımızda bizzat tek tek satır satır üzerinden geçtiler. Bu eylem planımızı diğer eylem planlarından farklı kılan şey şuydu. Daha önce tabii çok büyük bir yangın vardı. Döktüğünüz suyun miktarını ölçme şansınız yoktu. Ama burada artık yaptığımız her faaliyetin etkinliğini, analizlerini yaparak ilerliyoruz. Mevcut durumlarını tespit yaparak nereden nereye gelmemiz gerektiğini tamamını hedeflere bağladık. İşte ne kadar yakalama yapılması gerekiyor? Yani evet ben narkotin kurdum yeterli mi? Hayır, bu narkotinlerin performansının ne olması gerektiği bile burada var. Yine tedavi merkezleri açmamız yeterli mi? Hayır. Tedavi merkezlerindeki 3 aylık temiz kalma, 6 aylık temiz kalma, 1 yıllık temiz kalma oranlarının ne olması gerektiği bunların tamamı eylem planında var. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde izleme koordinasyon basamaklarını yürüteceğiz. Bunun detaylarına internetten erişebilirsiniz. Zamanımız çok kısıtlı. Hemen bitiriyorum Sayın Hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi eylem planı detaylarına oradan bakabilirsiniz. Saygı duyuyorum. İçin evet Durmuş Ali Daldağlı Bey son konuşmacımız, oturumun son konuşmacısı. Evet 5 dakikada bitirirsen. Sayın Başkanım, Sayın Vali, Sayın Rektörüm, kıymetli hazırım. Hepinizi ben de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Özetini yapmaya çalışacağım kısaca. Evet, Sayın Başkanım da izah etti. Bizim bağımlılıkla ilgili çok güzel bir çalışmalarımız var. Bakanlığımızın görevleri var. Bu bağımlılıkla mücadele kurulu bize de bazı konularda görev vermiş. Biz de bunları kısaca, hızlı bir şekilde anlatacağım. Bakanlığımıza 3 konuda görev verilmiş. Uyuşturucu mücadele eylem planında. Bunlardan bir tanesi araştırmalar, bir tanesi talep azaltımı eğitim, bir tanesi sosyal uyum. Mevzuat çalışmalarımızdan oraya girmeyelim. Eğitimler, bizim Aile Bakanlığımızın
eğitimlere vermiş olduğu önem çok iyi bir şekilde devam ettiriyoruz. Aile eğitim programlarımız var. 2014 yılından başlamış olduğumuz bağımlılıkla mücadele konusunda bir modülümüz var, onu veriyoruz. İkincisi 2017 yılında Yeşilay'la beraber bir protokol imzaladık. Bu uyuşturucuyla mücadele eylem planında eğitimler Yeşilay tarafından hazırlandığı için biz de Yeşilay'la birlikte yapmış olduğumuz ebeveyn, lise ve yetişkin modüllerini öncelikle bakanlıktaki çalışan arkadaşlarımıza, Taşlı'da çalışan arkadaşlarımıza eğitim vererek formatörlere yetiştirdik. Formatörlerle de Türkiye'de ciddi bir eğitim süreci başlattık. 1,5 yılda toplamda 300 bin kişiye bir eğitim verdik. Düzce'de şu an itibariyle 1100 kişiye yakın bir eğitim verilmiş bu konuda. Bu eğitimlerdeki en önemli amacımız öncelikle kendi kurumumuzda olan 15 yaş üstü çocuklara, kendi kurumumuzda çalışan bakıcı annelere, oradaki tüm çalışanlara, devlet memurları, kamu personeline, Sosyal Yardımlaşma Danışma Vakıflarındaki personellere, kamu kurumlarına, STK'lara, muhtarlara bu eğitimleri verip vermeye devam ediyoruz. Bu eğitimleri vermemizin amacı çok önemli. Bağımlılık nedir? Bağımlılık yapan madde ve zararları, madde kullanan kişilere nasıl davranmamız gerekir? En önemlisi kişiyi nereye ve nasıl yönlendireceğimiz. Sayın Başkanımız da ifade etti. 191 hattımız bizim için önemli. Orada çok profesyonel insanlar var. Bu insanların, bu ailelerin 191'i yönlendirmesi, bu konunun hastanelerde, amatemlerde, yedemlerde ve sosyal uyum birimlerine yönlendirmesi konusunda onlara bilgilendirici eğitimler veriyoruz. İkinci süremiz araştırmalar. ASTEP ile ilgili bizim bir projemiz var. 2016 yılında başladık. 2017'de de devam etti. 3000 kişi şu an sahada çalışma yapıyor. ASTEP'in en önemli özelliği biz devlet olarak vatandaşın ayağına gidiyoruz. Ayağına gittiğimiz zaman problemleri yerinde çözmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili ASTEP'te risk haritaları oluştururken iki tane bölümümüzde bağımlılıkla ilgili süreç var. Hane bölümünde yaşadığınız bölge çevrede gözlemlediğiniz sorunlar nelerdir başlığı altında madde kullanma ve satışı var. İkinci bir soruda bireye sorulan sorularda da ayrı yaşama nedeninizi belirtiniz dediğinizde alkol ve madde bağımlılığı ilgili bir sorumuz var. Biz bu sorularla daha sonra o madde, o mahallenin, o bölgenin risk haritası çıkarttığımız zaman o bölgedeki problemlerden bir tanesi eğer madde satışı veyahut da bu konuda sonuçlar yüksek çıkarsa oraya ayrı bir önem vereceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. İkincisi araştırmalarımızdan bir tanesi üniversite gençlik profil araştırması. 2018 yılında onun profil araştırmasının sonuçları bitti. 2019-2020'de de yapacağız. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlara göre de hem gençlikte hem de üniversitelerde ve toplumumuzda uyuşturucu ile ilgili bulgulardan sonra politikalar geliştirir. Bu bizim için çok önemli. Çok hızlı geçiyorum. Sosyal uyum bizim bakanlığımıza verilen önemli görevlerden bir tanesi bağımsız süreç bizim bakanlığımıza verilmiş. Bahar modelini kabul ettik artık. Bizim bir yol haritamız var. Bu süreçte tanı ve yönlendirmeden sonra danışmadan sonraki süreç tıbbi tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum. Tıbbi tedavi Sağlık Bakanlığı'nın arındırma dediğimiz sürecinden sonra rehabilitasyon süreci başlaması gerekiyor. Rehabilitasyon sürecinden sonra içinde son kısmında biz de sosyal uyum sürecine orada katılmamız gerekiyor. Sosyal uyum sürecindeki bizim amacımız hiçbir sınırlama yapmadık. Şu an itibariyle 18 yaşından büyük olmak diyoruz ama bu yaşı 16'ya çekiyoruz. Gönüllü olmak diyoruz. 3 haftadır temiz kalmak diyoruz. Kısa ve uzun süre tedavilerini tamamlamış olmak bizim için yeterli. Kesinlikle sosyal uyum birimlerine gelen insanlara hiçbir şart engel koşmuyoruz. Yeter ki gelsinler diyoruz. Bu süre zarfında bağımlılık tedavi merkezinden gelen insanlarla ilgili kısa bir anket uyguluyoruz. Bu ankette kişinin risk ve ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bu risk ve ihtiyaçlardan sonra uygulama planını yapıyoruz. Tekrar bu süreçle ilgili bizim görevimiz burada değerlendirme yapmak, destek sağlamak ve değişim izlemek. Desteği de sosyal destek olarak ayırıyoruz. İş konusunda, eğitim konusunda, barınma konusunda, boş zaman ve ekonomik konusunda kişilere yardımcı oluyoruz ve diğer bakanlıklarla beraber bu konuda çalışıyoruz. Aileye yardımcı oluyoruz. Aile ilişkilerinin, ailenin bağımlılıkları gibi tutum ve davranışın değiştirmesinde onlara yardımcı oluyoruz. Aile ziyaretlerini yapıyoruz. Kızlanıyorum. Ruhsal destek tedavimde ama kurumsal tanıtı bunları da yapıyoruz. Bu konuda şu an itibariyle Türkiye'de 19 ilde 20 sosyal uyum birimi açtık ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Amatemlerin olduğu yerlerde daha çok ağırlık verdik. Amatemlerin yatak kapasitesine göre bunları değerlendirdik. Çocuklarla ilgili de sosyal uyum programımız var. Çocuklarla ilgili de 8 ilde 13 ÇÖDEM merkezinde psikososyal destek yaparak koruma altındaki çocuklarımıza hizmet götürüyoruz. Bunlarda da Ankara Çocuk Destek Programı uyguluyoruz. O konuda da sosyal uyum programıyla eşdeğer bir program uyguluyoruz.
Çocuklarımızla ilgili süreçlerde Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitim konusunda, özgün eğitim dışında kalan süreçlerde İşkur'la, Gençlik Spor Bakanlığı ile de çocuklarımızın sportif konularında beraber çalışıyoruz. Bu kadar kısa oldu. Teşekkür ederim. Ben hemen iki soru alacağım. Bir hanımlardan, bir erkeklerden. Yani bugün özel bir durum olduğu için malum. Vakit çok sıkışık. Evet. Sayın Valimiz de söz hakkı var. Soru sormak isteyen... Evet. Buyurun. Sayın Valimiz en son. Hocama veriyorum. Şu, evet. Şurada... Burada hocamıza verdik. Rektör hocam. Şuradan oraya verdik. Ha, buyurun. Sayın hocam, müsaade ederseniz hemen geçeyim. Sayın Necdet Ünver hocama kısa bir sorum olacak. Ben Deniz Ceylan Babaoğlu. Kamu politikası alanında çalışıyorum da. Hocam da hali hazırda henüz kaçırılanlar için söyleyeyim. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi. Yeni bir yapı. Amerika'daki politik konsillere benziyor. Bir danışmanlık işlevi ve politika oluşturma işlevi var. Bizde benzerleri var ama yeni bir yapılanma. Şimdi şu sunumu gördükten sonra ben böyle kurumlar arası işbirliği gereken politikalarda inanılmaz bir yapı eşitlik sağlayacak bir mekanizma olabileceğini düşünüyorum ama diğer taraftan da mesela Sağlık Bakanlığı ile ilgili bir politika oluşturma sürecinde acaba kurum yani bakanlık ve kurul arasında bir çatışma olabilir mi? Uyum nasıl sağlanabilir? Onu sormak istedim. Teşekkür ediyorum. Evet. Hanımlardan yok galiba. Onun yerine evet. Benim sorum şey daire başkanımıza Sertaş Bey'e. Siz sunumda şey demiştiniz. Sağlık güvencesi olmayanların hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanması. Fakat ben daha perşembe günü bir hastayı yatış için götürdüğümde para ödedik. Yani hala şu an amatörle tedavi olurken bizler hasta olarak ücret ödemek durumunda kalıyoruz. Bununla ilgili sistemde mi bir aksaklık var bilmiyorum ama yani hiçbir şekilde ücretsiz yararlandıramıyoruz. Evet. Önleyici çalışmalar kısmı ile ilgili mesela şey düşünmüştük. Ehliyet verilmeden önce alkol ve madde testi olmuş olsa da bu insanlar hani bilse ki uyuşturucu çıkarsa testimde ben ehliyet alamayacağım. Hani kullanırken değil de daha öncesinde bununla ilgili yapılabilecek başka şeyler var. İşe alımlar için bile düşünmüştük de dedik ki çalışacak kimse bulamayız. Ondan sonra yapmadık böyle bir şey. Ama bunun gibi daha önleyici öncesinden durdurmayı sağlayacak neler yapılabilir veya neler yapmayı düşünüyorsunuz? Evet. Evet, Yener Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir hükümet sistemi var, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. O sistemde malumunuz bir icracı kurumlar var, bakanlar ve bakanlıklar var. Bir de kurullar var. 9 tane politika kurulu var. Sosyal politika kurulu var, ekonomi kurulu var, sağlık ve gıda politikalar kurulu var, yerel yönetimler kurulu var. Buradaki mantık şu, her iki kurumun da yani hem kurulların hem bakanlıkların başında Sayın Cumhurbaşkanımız var. Yani bakanlar Cumhurbaşkanlığı kabinesine başkanlık yapan da Cumhurbaşkanımız, kurulların başkanı da Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla icracı kurumlarla politika ve strateji üreten kurullar birbiriyle çatışma durumunda değil. Yani onların herhangi birine talimat verme, herhangi biriyle çatışması söz konusu değil. Çünkü onların birbiriyle direkt teması yok. Bunu şeye benzetebiliriz. Mutfakta malzemeniz ne kadar güçlüyse yemeği o kadar iyi yaparsınız. Geri planda deponuzda ne kadar fazla şeyiniz varsa, stoğunuz varsa
diyelim ki tekstil ürünleri satan bir mağazanız var, vitrini o kadar güçlü yaparsınız. Geride bir şey yoksa vitrininiz güçlü olmaz. Dolayısıyla sağlık ve gıda politikalar kurulu olarak biz dün 6. toplantı yaptık. Dün o yüzden burada değildim. Dün aslında özellikle burada olmak istedim. Çünkü pek çok değerli dostumuz, beraber çalıştığımız insanlar da beraber bir arada olacaktık. Ama dün bizim mesela medya ve sağlık ilişkisini konuştuk. Öğleden sonra beslenme ve sağlık ilişkisini konuştuk. Bununla ilgili politikalar üretiyoruz. Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız da uygun gördüğü, yani o bizim önerdiğimiz stratejik bir takım şeyleri kabul ederse onu icraya talimat olarak verip hayata geçirecek. Dolayısıyla birbiriyle çatışma söz konusu değil ama her bir attığınız adımın kabul etmek lazım ki bir şeyi var, iletişimi var, bir kültürü var. O kültür oluşuncaya kadar şüphesiz bazı ufak tefek sıkıntılar olabilecekti ama bugüne kadar hamdolsun hiçbir sıkıntı yaşamadık. Biz politika önerilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz, başkanımız olarak. O da yine bakanlar kabinesinin de başkan olarak ilgili bakanlara talimat olarak sunuyor. Dolayısıyla bir çatışma olacağını da düşünmüyorum. Bağımlılık konusu da Sayın Valim özellikle Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nun uhdesinde bizim bizzat çalışmamız gereken hususlardan bir tanesi. Dolayısıyla ben hasbelkader 2002'den bu yana bu hükümetin gerek bürokrat gerek millet hükümetin parçası olarak şimdi de Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi olarak yine bağımlılıkla mücadelede inşallah görev yapmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Hocam belki hızdan dolayı sunum yanlış anlaşılmış olabilir. Şöyle, biz toplumun bütün kesimlerini işte eğitimimizin uyuşturucu konusunda farkındalık olsun diyoruz. Niye? İşte kimi zaman üç politika var. Bir, cezaları ağırlaştırırsınız. Bir, toplumu uyarırsınız. Bir de sessizlik politikası. Hiç gündeminde olmayan insanların gündemini sokmazsınız. Bu biraz test teori tartışması gibi oluyor. Biz polis olarak diyoruz ki bilmediğiniz şeyden korkarsınız. Bilmediğiniz şeye karşı çok şehir efsanesi gelişir. Geliştikleri ürkütücü bir kanıdır. Onun için gelin toplumun bütün kesimlerine seviye seviye bunu verelim diyoruz. İşte onlardan biri de bu sürücü kurslarıydı, halk eğitim merkezleriydi. Zamanında da bu tartışmalar olmuş ya, buraya kadar gerek var mı gibisinden. Yine devam ediyor. Bu artık anlaşacağız, konuşacağız. Eğer konuşsa konacak, konmazsa konmayacak. Yine bilim adamlarıyla vesaire. Konu bundan ibaret. Detayları da bundan sonra birebir de cevap verebilirim size. Tabii buyurun. Özellikle sorduğunuz soru kanun değişikliği yapıldı ama malumunuz acil vakalarla alakalı da zamanında bir takım acil vakalardan da para alındığı yönünde haberler vardı. Bu münferit vakayı arada bana mesaj atarsanız hangi merkez nasıl bir para almış, arada bir film borcum var, başka bir şey mi var, başka bir detay mı var, ona göre orayla ilgili gerekli şeyi yaparız, müdahale yapmış oluruz. Sayın Valim. Ben çok değerli Cumhurbaşkanlığımız Politika Kurulu üyemiz Necdet Hocam'a özellikle teşrif ettikleri için teşekkürlerimi arz ediyorum. Yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Sağlık Bakanlığımızdan ve Aile Bakanlığımızdan gelen arkadaşlarımıza da katkılarından dolayı gerçekten müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle Sayın Necdet Ünivar Hocamızın katkıları bizim için önemli. Tekrar bir genel durumu anlamış olduk, konunun ehemmiyetini biraz daha görmüş olduk ve Cumhurbaşkanlığımız nezdinde kurulan komisyonda bu konuyla bizzat ilgilenmesi de bizi ziyadesiyle memnun etti. İnşallah ülke olarak bu işin üstesinden geleceğiz. Dün de konuşmamda da söylemiştim, öğlen son sunumumda da yine aynı şekilde arz ettim. Mutlaka bu büyük bir rant, büyük bir rant olduğu için karşımızdaki insanlar bundan vazgeçmeyecekler. Ama biz de hiçbir şekilde ülke olarak gençlerimizi, çocuklarımızı kurtarmak adına mücadelemize vazgeçmeyeceğiz. Ve koordineli bir şekilde inşallah tüm kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle birlikte bu mücadelemize devam edeceğiz. Hocam, cuma vaktimiz geldi. Belki cumaya gidecek arkadaşlarımız olabilir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.
ben sorumu kapatıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sayın rektörüm, sayın valim, misafirlerimize teşekkür için belgelerimizin. İkinci günde öğleden sonra yeniden beraberiz. Şimdi sevgili misafirlerimiz, iki gündür farklı aktörler üzerinden bağımlılıkla mücadele meselesine odaklandık. Kamusal aktörlere baktık, sivil aktörlere baktık, sivil toplum kuruluşlarına baktık. Şimdi işin başka bir boyutunu medya temsilcileriyle inşallah değerlendireceğiz. Çok kıymetli isimler var aramızda. Müsaadenizle ben onları kürsüye takdim edeyim. Sayın Engin Baytaş, Sayın Fatih Atik, Sayın Sinan Burhan, Sayın Hacı Yakışıklı. Efendim buyurun lütfen, oturumuzu başlatalım. Mücadelede tabii medya çok çok önemli bir yer tutuyor. Büyük bir sorumluluğumuz var. Burada bizden bunun uzmanları da daha önce size anlattılar tabii ama biz de dilimiz döndüğünce hem haber televizyonlarında hem normal prime time haberciliğinde ne yapıyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz, nasıl görmemiz lazım haberleri ya da nasıl gördüğümüzü anlatayım istiyorum. Tabii Düzce ve bu havali, bu bölge aslında Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede çok önemli olan bir bölge. Özellikle İstanbul aksında geçiş noktalarından bir tanesi sayılıyor. Polisiye tedbirlerin, güvenlik tedbirlerinin yoğun olarak alındığı bir bölge. Burada tabii hem jandarma komutanımız var, hem emniyet müdürümüz var. Onlar daha iyi biliyorlar bu mevzuyu. Ama Türkiye'de bir dönem öne çıkmış bir bölge. Özellikle İstanbul'a ve Avrupa'ya sevkiyatlarda çok dikkat edilmesi gereken, güvenlik anlamında önlemlerin had safhada olması gereken bir bölgede bu konunun konuşuluyor olması değerli, önemli. Geçen hafta da bir kayıp oldu galiba, yanlış hatırlamıyorsanız. Ben de şimdi bir öğrenci ya da bir genç arkadaşımız uyuşturucu kullanımı neticesinde yaşamını yitirdi. Bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam düzeltin lütfen. O yüzden bu konunun Düzce Üniversitesi'nde tartışılıyor olması, konuşuluyor olması çok önemli. Bizi de davet ettiğiniz için hem başta rektör hocamıza hem de bu programa katılan değerli misafirlere teşekkür ediyorum. ATV A Haber televizyonu olarak biz bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Aslında son dönemde artan bir hassasiyet durumu var. Daha önce bu kadar hassas davranılmıyordu doğrusunu isterseniz. Medya uyuşturucuyla ya da bağımlılıkla mücadelede bu görevini yeterince yerine getiriyor muydu derseniz ben getirmiyordu diyeceğim. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya özel önem vermeleri, daha sonra Yeşilay Derneği'nin bu konudaki hassasiyeti, Kızılay'ın hassasiyeti ve sigarayla birlikte, sigara mücadelesiyle birlikte uyuşturucu noktasında da bir aydınlanma oldu diyeyim. Medyanın da bu noktada kullandığı dilde özenli davranmaya başladığını son birkaç yıldan beri söyleyebiliriz. Ne yapıyoruz ve ne yapmıyoruz? Onları aktarayım ben. Özellikle medya haberlerimiz yapılırken kullandığımız dil çok çok önemli. Şimdi en önemli bizim açımızdan kaygı, reyting kaygısı. Olay ne kadar kanlı olursa, olay ne kadar insanlara verilen zarar ya da işte düşünen kötü görüntüler, yayınlanan görüntülerin kötülüğü ne kadar kötü görüntü yayınlarsak o kadar iyi reyting alırız diye bir anlayış vardı bir dönem. İşte insanların yaşadığı acılardan reyting yaratma, oradan maddi çıkar sağlama gibi bir anlayış vardı. Çok şükür bunu medyamız büyük oranda
terk etti diyebiliriz. Ama hala bununla ilgili sıkıntılarımız var. Uyuşturucu kullanmanın özellikle şöyle haber dilinde bunu yaparken sadece alt kültürel gruplara ait ailelerde ya da çocuklarda sokak çocuklarına özgü gibi bir hava yaratılıyordu. Biz bundan vazgeçtik. Grup olarak en azından kendi yaptığımız haberlerde bu tarz ifadeler kullanmıyoruz. Uyuşturucu aslına bakarsanız özellikle bazı türleri alt gelir grubu insanlarından çok üst gelir grubunda ve eğitimli insanlar arasında daha çok kullanıldığını görüyoruz. Bu tip haberleri yaparken biz biraz daha insanlarımızı böyle kategorize etmekten vazgeçtik. Daha sonrasında uyuşturucu kullananların itibarlarını düşünerek kullanılacak ifadelerden de vazgeçtiğimizi söyleyebiliriz. Yine rastlıyor olabilirsiniz gazetelerde ama işte sarhoş, tinerci, ne bileyim hapçı, eroinman, esrarkeş gibi ifadeleri biz medya olarak literatürümüzden çıkardık ya da çıkarmaya da çalışıyoruz. Hala bunları kullanan arkadaşlarımız olduğunda ben bunları özellikle uyarıyorum. Çünkü bunlar farklı şekilde insanları itibarlarını zedeleyen ifadeler oluyor. İnsan uyuşturucu bağımlısı olabilir. Başka bağımlılıklardan da başka kötü alışkanlıkları da olabilir ama onları kategorize etmek, onların itibarlarıyla oynamak daha sonra tedavi süreçlerinde olumsuz sonuçları beraberinde getiriyor. Hem aileleri rencide oluyor hem kendileri rencide oluyor. Görüntülerinin yayınlanması ve bu tip ifadelerle, sıfatlarla tanımlanmaları gerçekten daha sonrasında onları tamamen kaybetmeye neden olabiliyor. Haberleri yaparken insanlarımızı ne kadar kötü alışkanlıklar ya da bağımlılıkları olsa bile deşifre etmemeye, itibarlarını zedelememeye, özellikle de ailelerini bu işin dışında tutmaya çalışıyoruz. Bu onların yeniden topluma kazandırmalarında, rehabilite olmalarında önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum bu konunun. Ayrıca haberler yapılırken de kişilerin uyuşturucu etkisi altındaki görüntülerini yayınlamamaya çalışıyoruz biz medya olarak. Bu yönde bir etik kararımız var. Daha önce bunu farklı şekillerde yapanlar oldu. Yani sadece uyuşturucu anlamında değil, mesela bir gazete İzmir'de bir kadın cinayeti işlenmişti. Kadın eşi tarafından bıçaklanmıştı sırtından. Tam sayfa onu basabildi. Biz kendi grubumuz olarak, Turkuaz Medya Grubu, ATV ve A Haber olarak bu tarz işlere kesinlikle girmiyoruz. Habertürk gazetesi yapmıştı onu o zaman. Yani bir kadının vücudunun değişik bir şekilde, yani kendi iradesinin dışında bu şekilde gündeme gelmesi, sayfalara taşınması çok iğrenç bir durumdu. Hiçbir şekilde kabul edebileceğimiz bir şey değildi. Aynı benzer anlayışı uyuşturucu bağımlıları için de düşünüyoruz. Onların bilinçsiz hareketlerini ekrana taşımak, uyuşturucu etkisi altındaki hallerini göstermek, televizyonlarda yayınlamak ya da gazeteye basmak son derece tehlikeli bir durum. Bundan da vazgeçtik. Biz kendi medya grubumuz olarak buna özellikle dikkat ediyoruz. Bir kere şu var. Daha derinlemesine anlatmıştır kesinlikle hocalarımız ama uyuşturucu kullanmak bir rahatsızlık. Yani tedavi edilebilecek bir şey. Bizim de medya olarak bu tip insanlarımızın maalesef bu batağa saplanmış diyeyim tırnak içinde ifadeyle bu rahatsızlığa düçar olmuş arkadaşlarımızı tedavi etmeye dönük teşvik edici haberler yapmamız gerekiyor. Biz bu bilinçle yaklaşıyoruz. Özellikle bu insanları toplumdan dışlamamaya ya da dışlanmalarına vesile olmamaya, onları ve ailelerini daha çok kazanmaya dönük haberler yapmaya çalışıyoruz. Destekten yoksun kalmalarına sebep olabiliyor. İşte dediğim gibi yani hep böyle bunlar kötüdür, kötü insanlardır, ondan sonra esrarkeştir, eroinmandır gibi ifadeler kullanılarak ya da ne bileyim toplumda bir şekilde ötelenmiş insanlarmış gibi göstermek onları da ailelerinde tamamen kaybetmeye neden oluyor. Biz haberleri yaparken bu noktada özellikle dikkat ediyoruz. Ve tabii burada aileler açısından şöyle bir durum da var. Bu insanların ailelerini, bu gençlerimizin ailelerinin düştüğü bir durum da var. Hem anne baba olacaksınız hem çocuğunuzun böyle bir bağımlılığı var. Zaten yeteri kadar muzdaripsiniz. Bir de medyada daha da rencide edici ifadelerin yer alması aileleri toptan kaybetmeye neden olabiliyor. Onların direnç göstermeleri gerekiyor halbuki çocuklarına yardımcı olabilmeleri için. Burada medya olarak biz teşvik edici olmaya çalışıyoruz. Bu noktaya da özellikle değinmek istedim. Bir de haberleri yaparken ifadeler var. İşte ne bileyim keyif verici madde, uyuşturucu tutkusu, altın vuruş gibi ifadeleri hepiniz okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Biz artık bunları kullanmıyoruz. Yani kullandığımızı görürseniz de mutlaka bizi şikayet edin.
Yani hem bizim okul temsilcilerimiz var, hem sosyal medya hatlarımız var. Ayrıca telefonlarımızı da yayınlıyoruz. Yani bu tip ifadeleri gördüğünüz zaman ve ya da ekranda rahatsız edici görüntüleri gördüğünüz zaman mutlaka bizi uyarın. Biz her ne kadar dikkat etsek de bu neticede bir RTÜK denetimi de olsa da bu denetlenebilen bir alan değil. Bizim televizyonların ve gazetelerin en iyi denetçisi sizlersiniz. İzleyiciler, özellikle kadın izleyiciler bu noktada daha duyarlı. Arkadaşlarımızdan, gençlerden rica ediyorum. Hem aileleri açısından hem kendileri açısından rahatsız edici bir görüntü görüyorsanız lütfen tepki gösterin. Sadece izlediğiniz ortamda, kendi arkadaş grubunuzda ya da ailenizin içerisinde, orada da oturma odasında televizyon izlerken tepkiniz orada sınırlı kalmasın. Çok iyi sosyal medya kullandığınızı biliyorum üniversite gençliği olarak. Lütfen televizyon yöneticilerine, televizyon işte bu konuda ayrılmış olan, verilmiş olan numaralara tepkinizi gösterin. Çünkü bizim kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Biz kendimizi otomatik olarak bu saydığım başlıklarla muhabir arkadaşlarımızı, kameramanları, yönetmenleri uyarsak da gözümüzden kaçan ayrıntılar oluyor. Sizin bize vereceğiniz bu anlamdaki olumlu eleştiriler son derece önemli. Bu noktada desteğinizi özellikle bekliyoruz. Bu tip ifadeleri görürseniz, duyarsanız, altın vuruştu, seslendirmelerde başka işte keyif verici madde, uyuşturucu tutkusu gibi ifadeleri duyarsanız mutlaka uyarın. Neden bizi uyarın? Şunun için uyarın. Bunlar çünkü özellikle ergenlerde, ergen kuşağındaki arkadaşlarda merak uyandırıyor. Ya bu nasıl keyif veriyormuş? Bir de ben deneyeyim. Merakını uyandırabiliyor. Bunun dışında kullandığımız işte sahte böyle geçici iyi hissetmeler var. Adam uyuşturucu almış, herhangi bir ilaç kullanmış, hap kullanmış. İşte kendini böyle çok mutlu hissettiği anların görüntülerini de kullanıyor olabiliriz yani istisnai olarak. Bu noktalarda bizi lütfen uyarın. Sizin bu noktadaki bize vereceğiniz destekten çok memnuniyet duyarız. Bir de şunu yapamadık bir türlü. Ben her ne kadar bunu anlatsam da izlediğiniz televizyonlardaki dizilerde çok farklı ifadeler var. Hala baron gibi, ağa gibi, baba gibi ifadeleri dizilerde görüyorsunuz. Maalesef biz de bunlardan muzdaribiz ama biz işin tabii dizi tarafında değiliz. Biz işin haber kısmındayız. Haberlerde bunları duymazsınız ama dizilerde maalesef bol bol eli silahlı insanlar her akşam ekranlara çıkabiliyor. Bunları da engellemek için sizin özellikle desteğinizi bekliyoruz. Diyorum, bana ayrılan vaktin sonuna doğru yaklaşıyorum. Bir de tabii burada şunu da söyleyeyim, hemen sözü noktalayacağım. Biz her ne kadar dikkat etsek de televizyon yayınları ya da gazete yayınlarının ötesinde elinizdeki telefonlar burada uyaran etkisi yapıyor. Sosyal medya bağımlılık noktasında uyuşturucu bağımlılık kadar tehlikeli. Bu noktaya diğer arkadaşlarım da değinecek ama hatta şu klasikleşmiş cümleyi de söyleyeyim. Artık evler ya da okuma salonları, okullar, bu amfiler, konferans salonları mı daha tehlikeli, sokaklar mı daha tehlikeli diye soracak olursak kendimize, şüphesiz evinizin oturma odasında kardeşinizin elindeki telefonla tek başına kaldığı oda sokaktan daha tehlikeli. Çünkü özellikle uyuşturucu madde kullanımı noktasında, bağımlılık yapıcı, keyif verici madde kullanımı noktasında sosyal medyadan gelen mesajlar engellenemiyor. Burada hepimizin şunu yapması lazım. Sosyal medya kullanan hem kendi adımıza hem de kardeşlerimiz adına daha dikkatli davranmalı ve onları mutlaka denetlemeliyiz, kısıtlamalıyız. Ha siz bunu kendi hayatınızda yapabiliyor musunuz diye bana sorarsanız ben de çok zorlanıyorum. Benim de bir kızım var 15 yaşında. Ama şunu yapabildim. Yani uzun uğraşlar sonucunda günlük bir saatte kısıtlayabildim bilgisayar ve cep telefonu kullanımını. Sizden de ricam kardeşlerinize ve kendinize mutlaka sınırlama getirin. Çünkü özellikle ergenlerde 13-14 yaş, 12 yaş civarındaki arkadaşlarda, gençlerde sosyal medyadan etkilenip bu ağlara yakalanmak, bu kötü alışkanlıklara kapılmak çok daha kolay oluyor onlar adına. Lütfen bu noktada da bizim yapabileceklerimiz sınırlı. Herkes kendi ailesinde, yakın çevresinde bu denetim mekanizmasını oluşturursa bu kötü alışkanlıklardan hep beraber kurtulabiliriz diyorum. Çok teşekkür ederim. Yani katkıları için Fatih Bey'e teşekkür ediyoruz. Şöyle bir ifade çok önemli Fatih Bey'in söylediği. Söylemin eylemi belirlemesi noktası. Bu sizin ifade ettiğiniz vurgular, altın vuruş gibi, keyif verici madde gibi bunlardan kaçınmak medyanın
en belirgin rollerinden bir tanesi. Sosyal medya bağımlılığı meselesine de tekrar dikkat çekti Fatih Bey. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Sinan Bey'le devam ediyoruz. Sinan Bey de Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı, aynı zamanda da KonTV Ankara temsilcisi. Söz sizden devam ediyoruz. Evet. Öncelikle bizleri dinlemeye gelen sevgili öğrenci kardeşlerimize saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Bizi dinleme zahmetinde bulundukları için, ayrıca bizleri buraya davet eden Sabah Gazetesi Bölge Müdürü Osman Bey'e, ki Düzce'li kaynaştırdır. Kaynaştırı olmasa Sebil'e gelirken ilçesine de uğradık, kendisine de ben teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürüm de Düzce'de böylesine büyük ve önemli bir üniversite kuran, bu üniversiteyi yöneten rektörümüz, hocalar, akademisyenlere de teşekkür ediyorum. Tabii medyanın sorumluluğu oldukça fazla. Tıpta bir işte tabir var, koruyucu hekimlik diye. Bağımlılıktan kurtulmanın en önemli yolu hiç başlamamak, sosyal ortamlara, bu tür ortamlara diyelim daha doğrusu, girmemek. Burada kıymetli bir hocamız var, İhsan Kahraman Bey, kendisi Yeşilay Başkanlığı da yaptı. Tabii böylesine kıymetli bir akademisyen ve başkanı yanında konuşmak bizim haddimiz değil ama kendi bildiklerimizi de anlatmamız gerekir. Tabii koruyucu hekimlik gibi bir durum söz konusu olmalı. İnsanlar genelde uyuşturucuya başlarken çevreleri, eşi, dostu vesaire bir takım etkinliklerde bu tür uyuşturucuya başlıyorlar. Hani arkadaşını söyle bana, sana kim olduğunu söyleyeyim misali. Dolayısıyla da bazen özentiyle, bazen bir televizyon programıyla, bazen bir gazete haberiyle, bazen kendi sosyal sıkıntılarından kurtulmak amacıyla uyuşturucuya başlıyorlar. Tabii uyuşturucu deyince sadece bizim aklımıza işte esrarlı eroindi, buna benzer maddeler geliyor. Halbuki son dönemde kimyasal bir takım gelişmelerle birlikte yeni uyuşturucu çeşitleri ortaya çıktı. Bugün piyasada en fazla yaygın olarak hani konuşulan, şikayet edilen işte bonsai gibi uyuşturucu türleri var. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Sadece bütün dikkatimizi işte esrareroin gibi yıkıcı, bağımlılık etkisi yaratan uyuşturucu maddelerinden ziyade bu çeşitliliğe de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ulaşım çok kolay. Yani hukuki prosedür içerisinde herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmayacağımız uyuşturucu türleri de oluyor. Yani bu işte herhangi bir işte inşaatta, kimya sanayinde kullanılan maddeler uyuşturucu olarak da değerlendirilebiliyor. Bunlara da bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Son dönemde gazetelerde, bizim televizyonlarda işte bonsai ile ilgili haberlerin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Tabii bu uyuşturucu meselesi bütün dünyanın sorun olarak karşımızda duruyor. Yapılan araştırmalarda, istatistiklere göre 31 milyon civarında uyuşturucu bağımlı olmuş insan var dünyada. Peki Türkiye'de durum nedir? Türkiye'de yaklaşık 250 bin civarında uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek ayakta gerek yatarak bu illetten kurtulmak isteyen gençlerimiz var. Uyuşturucuya başlama yaşı Türkiye'de yine Yeşilay raporları ve diğer kamu kurumlarının raporlarına göre 15 ve 24 yaş arasında uyuşturucuya başlama yaşı olarak karşımıza çıkıyor. Yatarak tedavi için başvuranların sayısı yaklaşık 12.500-13.000 civarında Türkiye'de yatarak tedavi almak isteyenler var. Ve 45 civarında da amatem var. Uyuşturucuyla mücadele merkezleri. Onun dışındakiler de ayakta tedavi oluyor. Fakat buradaki asıl
dikkatinizi çekmek istediğim nokta, sosyal baskılar nedeniyle anne baba eş dosttan çevreden çekindiği için izleyenler de var. Tedaviyi reddedenler var, başvurmayanlar var. O noktada hakikaten üzüntü verici bir durum. Çünkü uyuşturucu ile ilgili isminin çıkması o mahallede, o ortamda, o şehirde, o aileye çok ciddi zarar veriyor. Bunun da dışında başka önemli bir nokta ise sosyal medya bağımlılığı. Az önce Fatih Bey belirtti. Sosyal medyadaki bağımlılık çok tehlikeli bir noktaya, iki noktalı. Birincisi insanlar kendi iradesini kaybediyor. Sürekli internete bakmak, Facebook'a bakmak, Twitter'a bakmak, hatta cep telefonu olmadan yatamayan, uyuyamayanlar var. Sürekli güncellen haberi takip etmek isteyenler var. Dolayısıyla da bu da bir nevi bağımlılık. Bağımlılık bizim dengemizi bozan her şey bağımlılıktır. Her şeyin bir ölçüsü olması lazım. İnsanın kendi iradesi dışında yaptığı her türlü hareket bağımlılıktır. Yani ben internetsiz yapamam, ben işte şunsuz yapamam duygusu bağımlılığa yol açıyor. İnternet dünyasında da başka bir tehlikeli noktayı da size iletmek isterim. Özellikle internet siteleri ve özellikle bazı işte erotik yayın yapan internet siteleri uyuşturucu pazarlaması noktasında da bir merkez haline gelmiş durumda. Bugün dünyanın işte hiç adını duymadığınız adalarında internet siteleri, serverlar kurularak uyuşturucu ticareti yapılıyor. Bu noktada da internet bize çok tehlikeli kapılar açıyor. İnterneti sadece bilgi edinmek için kullanmayan insanlar var. Buradan ticaret yapan, çocuğumuzu yanlış yönlendiren insanlar var. Bugün internet sitelerine girdiğiniz zaman neyle karşılaşacağınız belli değil. Fatih Bey de belirtti. Sokaklar gerçekten bu cep telefonundan daha güvenli. Burada farklı terör gruplarıyla bağlantılı geçenler olabilir. Farklı dini gruplar, inanç grupları ile bağlantılı geçenler olabilir. Dolayısıyla da burada hem anne babanın ciddi bir sorumluluğu var. Hem de devletin bu noktada ciddi bir sorumluluğu var. Burada tabii şunun altını çizmek lazım. Koruyucu hekimlik gibi dedik. Yani uyuşturucuyla ya da bağımlılıkla mücadele... Öğrencilere uyuşturucu testi yapılmalı. Bunlar birkaçı. Bu maddenin üretimini engelleyemezsiniz. Ama tam da kan sonuçlarını çıkanlarını görseydiniz kanınız donardı. Ama benim başladığım yaştaki gençleri daha çok bilinçlendirip bu maddelerden uzak tutabilirsiniz. Görüşülen bağımlıların taleplerini dile getirirken aile desteğinin sağlanması 5 kişi, madde bağımlılık, madde kullanımı ile mücadele eden kurslarını arttırmak için 5 kişi ifadesi şöyledir. Bence bağımlılık konusunda aileler eğitilmeli. Eğer ailenin durumu baştan kabullenir, bana yardım etseydi, bağımlılık durumu bu kadar ciddi bir hal almaz ve daha erken kurtulabilirdim. Bana uyuşturucu veya alkolü bırakmam için eşimin yanında destek olmasını isterdim. Çocuklarından uzak kalmak beni daha çok bağımlı hale getiriyor. Babam bana destek olsaydı onların hiçbiri olmazdı. Sonuca gelelim. Madde kullanım problemleriyle baş etmenin yanlış bir yöntemdir aslında. Yani sorunları çözmeden daha çok sorunların daha çok olmasına sebebiyet vermektedir. Düzce'de bulunan 24 madde bağımlısında bulunmaktadır çalışmamızda. 10 dakika ile yarım saat arasında görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde ses kaydı alınmıştır izin alınarak. Kısaca hayati kendini anlatmaları istenmiş ve yaşanmış oldukları sorunlar dile getirilmiş. Ve çözüm yolu bulabilmek için istek ve önlemlerde bunları istenmiştir. Sonuç itibariyle ne yapabiliriz? Aile ve aile içi iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çocuk terbiyesi hakkında bilgilendirme yönelik kurs, panel ve seminer gibi aktivitelerin bilinçlendirilmelidir. Madde bağımlıların tedavisi için yeterli sayıda sosyal hizmet uzmanı, psikolog, pedagog gibi yetişmiş insanların bulunduğu rehabilitasyon ve terapi merkezleri sayısı arttırılmalı ama burada çalışan kişilerin nicelik ve nitelik özelliklerinde iyileştirmeleri gidilmelidir. Kitle iletişim araçlarından çocukların film gibi etkinliklerden kaçınılmalıdır. Ya bu madde kullanımını teşvik eden
film gibi etkinliklerden kaçınılmalıdır. Toplumun genelinde bağımlılık sendromu sorunlarına ait oluşturacak ulusal ve genel politikaların belirlenmesi, ulaşabilme, temin edebilmek gibi çevre unsurların içerisinde özellikle ve öncelikle belli yaş grubuna dikkat edilmelidir. Son söz olarak şunu diyorum, bağımlı olma, özgür ol, teşekkürler. Ederim. Sayın Şerbetçi çalışmada Düzce ilinde 24 tane madde bağımlısıyla nitel görüşme yöntemlerini kullanarak bir araştırma yapmıştır. Araştırma neticesinde psikolojik rahatsızlık ve dışlanma bulgusuna ulaşmıştır. Ve bunun giderilmesinde de bilinçlenmenin önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Kendisine teşekkür ederiz. Son olarak Sayın Cansu Kaymal'a sözü vereceğiz. Kendisi bizlere kadim bir bağımlılık, yönetilme isteği veya gönüllülük, kulluk üzerine bir söyler isimli çalışmasına aktaracak. Buyurun. Ben İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Bağımlılık konusuna biraz siyaset psikolojisi açısından baktım. Farklı bir şey olacak. Yani madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı tarzında değil de daha eski bir bağımlılık türü hakkında bir bildiri sunacağım. Başka bir şeyle koşullanmış olma durumu akla ilk gelen kötü alışkanlıklar meselesini aşar. Sonda söylenecek sözü başta söyleyeyim. Yüzyıllardır yönetim biçimlerini tartışıyor olmamız bile yönetilme isteğinin bir bağımlılık olduğunu gösterir. Yüzyıllardan sonra bu bağımlılık artık insan zihnine doğal ve nesnel bir bağımlılıkmış gibi gelmekte ve zihin bunu yadırgamamaktadır. İnsan bir bağımlı olarak dünyaya gelir. Bu bağlamda göbek bağı tam yerine oturan bir adlandırma olmuştur. Berger'in sarahatla ortaya koyduğu şekliyle insan verili bir kültür dünyasına doğar ve bunu nesnel bir gerçeklik olarak algılar. O gerçekliğin karmaşası insanı bir anomiye sürükler. Bu durumda insan o nesnel kabul ettiği kültür gerçekliğine sıkı sıkı sarılır. Bilimsel ve kültürel değişimlere direnç göstermesi de bundandır insanın. Taş ustalığı yaparken sıkıntı olmayan Sokrates, şehir tanrılarını sorgulayan felsefe yaptığında sonu ölüm olmuştur. Hesap kitap işine yaradığında iyi bir vatandaş olan Galileo, köklü bir paradigma değişikliği sunduğunda sonu sürgün olmuştur. Bir kültür dünyası tarafından şekillenen zihinde bir davranışın bağımlılık olması dışsal bir etkenin varlığıyla alakalı bir durumdur. Örneğin sağlığa zararlı bir madde tüketmeyi alışkanlık haline getirmek, insanın doğasıyla ilgili bir davranış biçimi olmayıp sonradan kazanıldığı için bağımlılık kabul edilir. Yani sağlığa zararlı madde tüketmeyi alışkanlık haline getiren davranış biçimi dışsal nedenlerle açıklanabildiği için bir bağımlılıktır. İşte bütün toplumlarda yönetilmeye duyulan ihtiyacın insanın doğası gereği olduğuna dair böyle bir ön kabul vardır. İnsanın ruh hali ve içine doğduğu kültür dünyasının verili durumu, kararları başkalarının alması, işleri başkalarının yapmasının getirdiği rahatlık gibi etkenlerle yönetilmek bir bağımlılığa dönüşür ve yönetilmenin de doğal bir ihtiyaç olduğu sanısı yaratılır. Bildirinin sonunda göreceğimiz gibi yönetim biçimleri içinde demokrasi, insanın yönetilme bağımlılığı yokmuş gibi bireyin egosunu okşayan, bireyin kendi kendini yönettiği vehmi yaratan paradoksal bir durumdur. Yönetilmeye duyulan ihtiyacın kökenini en çarpıcı biçimde devletler nasıl oluşmuştur sorusuna cevap arayan Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau gibi sözleşmeci düşünürler açıklamaya çalışmıştır. Bu düşünürlere göre bilinmeyen bir zamanda insanlar doğa durumunda yaşıyorlardı. Buradaki doğa durumundan kastedilen devlet kurumunun olmadığı bir durumdur. Daha sonra insanlar bir akit yaparak egemenliklerini bir kişiye veya bir gruba devretmeye ve yönetilmeye karar verdiler. Sözleşmeci düşünürlerde en önemli sorun,
Sanki bütün insanlar bir araya gelmiş ve ne yapmalıyız sorusuna devletler kurmalıyız ve aramızda akitleşmeliyiz cevabını vermişler gibi devlet olgusunun ortaya çıkışını doğal ve biraz da masum bir süreç olarak görmeleridir. Harari, devletlerin ortaya çıkışının sözleşmeci düşünürler kadar masum bir süreç olduğu kanısında değildir. Her şeyden önce insanın toprağı ve genel olarak doğayı evcilleştirdiği düşüncesi sadece bir efsanedir. İhtiyacı kadar avlanan ve son derecede özgür olan insanı toprak evcilleştirerek kendisine bağlamıştır. Sorun, insanın yaşamda kalmasını sağlayacak ihtiyacın fazlasını üretmekle başlamış, fazlanın nerede ve nasıl kullanılacağı da bir takım organizasyonların zorunluluğunu gündeme getirmiştir. İktisat kitapları iktisadın tanımını yaparken sürekli kıt kaynaklar ve sınırsız ihtiyaçlardan bahseder. Karl Polanyi, Büyük Dönüşüm adlı eserinde zaman ve mekan farkı gözetilmeksizin yapılacak bir iktisat tanımında bu tanımın yeri olmadığını, bu tanımın sadece insanlık tarihi içinde yeni sayılabilecek piyasa ekonomisinin tanımı olabileceğini ortaya koymuştur. Oysa insanlar piyasa ekonomisinden önce de iktisatla iştigal ediyorlardı. Fazlaya sahip olma isteği, yüz binlerce yıllık insanlık tarihinde yeni bir şeydir. Öyleyse insan ihtiyaçtan fazlasına bağımlıdır. Fazlanın başkaları tarafından organize edilmesi, yönetilmesi duygusu da doğal bir şey değildir. Bu bir bağımlılık türüdür. La Boétie, Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev adlı meşhur eserinde siyaseti iktidar ilişkileri ağının oluşumu biçiminde algılamıştır. Yapıtı, monarşinin yergisi veya demokrasinin övgüsü değildir. İktidarın hoş bir şey olduğu ya da böyle olması gerektiği kanısına kesin bir karşı çıkıştır. Bu görüşten hareket eden La Boétie, doğaya aykırı düşen iktidar olgusuna insanların nasıl bulup da boyun eğdikleri sorununu yapıtının odak noktası yapar. Böylece onun için siyaset üzerinde düşünmek, yönetilenler durumunda olan insanların bu durumda kalmak istemelerinin nedenlerinin araştırılması demektir. La Boétie, iktidarın gerçekleşmesini yönetenin değil yönetilenlerin istencine bağlar. Toplulukların gönüllü kulluk tutkusuna bağlanmalarında iktidarın kullandığı yöntemlere ve devlet mekanizmasının etkinliğine dikkat çeker. La Boétie'ye göre hükmetmek, devleti kulluk ve bağımlılık ilişkileriyle bir piramit biçiminde düzenleyip kurmaktır. Birey, kendisinin altında ezilebileceği insanlar bulduğunu görerek birle, egemenle özdeşleşmekte ve siyasal iktidar aygıtının varlığını sürdürmesine gönüllü olarak katkıda bulunmaktadır. Odysseus, Homeros'ta şöyle seslenir. Göremem hiçbir iyilik birçok kişinin efendi olmasından. Yalnız tek bir kişinin kral olmasıdır gereken. La Boétie, Odysseus'u eleştirirken şöyle demiştir. Göremem hiçbir iyilik birçok kişinin efendi olmasından mantıklı. Ancak efendi sıfatını almış tek bir kişinin erkinin bile katı ve saçma olduğu söylenmeliydi. İstediği an kötü olma erkini sürekli olarak elinde bulundurduğundan dolayı iyi olabileceğine hiçbir zaman güvenilemeyecek bir efendinin kulu olmanın ne kadar büyük bir mutsuzluk olduğunu belirtmek gerekir. La Boétie'ye göre sorun bu kadar insanın, bu kadar köy, kent ve bu kadar ulusun nasıl olup da erkini yalnızca onların kendisine verdikleri güçten alan bir tirana katlanabildikleridir. La Boétie'ye göre tek bir kişinin yaptığı hırsızlıklara, yağmalara, gaddarlıklara katlanılması erdemsizliktir. Topluluklar kendilerini teslim etmeyip, kendilerini ezdirmeyip kulluk etmeye son verdikleri an üstlerindeki bu yükten kurtulmuş olacaklardır. La Boétie'ye göre doğa bizi iyi ya da kötü yaratabilir. Ancak doğa göreneklerden daha az bir herkes sahiptir. Doğal olan ne kadar iyi olursa olsun, bakımı yapılmazsa yok olur gider. Halk bir kere kul olunca özgürlüğü öylesine unutur ki, artık onun uyanıp yeniden özgürlüğünü ele geçirmesi olanaksızmış gibi gelir. Üstelik çok içten ve istekli bir biçimde kulluk edilir. Bu durumu gören onun özgürlüğünü değil, köleliğini kaybettiğini sanır. Peki insanın özgürlüğünü unutturan, onu yönetime bağımlı kılan şey nedir? Eğer toplulukların tirana katlanma arzuları olmasaydı.
Lektorski, özne nesne biliş adlı eserinde her şeyi olumlu bulmanın yanında olumsuz bulmanın da bilgi ve bilince bir katkı sağladığını söyler. Bu özellikle biz sosyal bilimciler için önemli sayılmalıdır. Nasıl ki bilim tarihini, bilim felsefesi tartışmaları olmadan değerlendirmek harcı alem bir iş sayılmalıysa, insanla ilgili bir şey de felsefi bir mesele yapılabilir. Tartışılamayacak hiçbir konu yoktur. Bilim insanı başka bir şeyle koşullanmış olma durumunu aşmış kişidir. İnsan başka türlü de olabilecekken olduğu gibi olmuş şeyleri kendisini yaşamda tutacak bir değer kabul ettiğinde artık bir bağımlıdır. Bu bir yönetim biçimi de olabilir. Yüzyıllardır süren yönetim biçimi tartışmaları, bin yıllar içinde şekillenmiş bir bağımlı olma sürecinin neticesidir. Sürecin gelinen bu noktasında bu bağımlılıktan kurtulma gibi bir lüks ihtimali de yok gibidir. Esasında yöneten yönetilen ilişkisi, yani yönetim tarzı, yönetim biçimi tartışmalarından çok daha önemlidir. Demokrasi, insanın şimdiye kadar bulduğu en iyi çözüm gibi duruyor. Ne var ki, eğer yönetilenler adına yönetenleri denetleyecek bir mekanizma yoksa, demokrasi, insanın kendi kendini yönettiğini sandığı bir vehimden öte bir şey ifade etmez ve esasında adı farklı olan herhangi bir yönetim biçiminden de farklı değildir. Demokrasilerin en değerli üyesi, bireyin oy hakkının olması değil, birey adına iktidarı denetleyecek bağımsız bir yargı bulunmasıdır. Yönetilmenin bir bağımlılık değil, toplumsal bir gereklilik olması ancak bağımsız bir yargının olmasıyla meşrulaştırılabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklı düşünürlerin penceresinden yönetilme isteğini bizlere ele alıp anlatan Cansu Kaymalı hocamıza teşekkür ederiz. Şimdi soru cevap kısmına geçelim. Sorusu olan var mıdır? Değerli hocalarım, değerli katılımcılar. Hamza hocam, bir sorunuz var mıdır? Evet, aslında merak ettim özellikle Düzce'de yapılan araştırmalarda 24 bağımlıyla nasıl iletişime geçti? Bunları nasıl tespit ettiniz? Şu şekilde. Ben cevap vereyim. Sınıf genelinde öğrencilere ödev verdim. Ben derse giriyorum, sosyal politika dersine. Dezavantajlı gruplardan biri bağımlılar. Kim sormuştu acaba? Ben sordum. Evet. Siz sordunuz. Evet. Özür dilerim, böyle farkına varmadım. Öğrencilere dedim ki herkes birer bağımlıyla görüşme yapacak Düzce ilinde. Yaklaşık 120 tane görüşme geldi elime. Bu 120 görüşmeden düzgün olanları bize değer katabilecek 24 tane eledik Hüseyin'le ve onları araştırdık. Yani biz tek tek kapı kapı dolaşmadık. Mevcut ses kayıtlarını aldık. Bunun tespiti konusunda mesela güvenilir miydi, değil miydi? Çünkü şöyle bir durum var. Biz vali aracılığıyla burada bir yıldır bir araştırma yapıyoruz. Zaten bir kitap duyduğunuz gibi. Orada hemen hemen hiçbir bağımlıya ulaşamadık. Çünkü yani çok değişik nedenler var. Bağımlı kendiler gizliyor. Ondan sonra kriminal bir olay olarak adlandırılıyor. Yani işte hangi vesileyle giderseniz gidin, bağımlı konuşmak istemiyor zaten veya tehlikeli oluyor falan. Evet. Siz 120 birden başmış olmanız bayağı bir ciddi bir şey yani, güzel bir başarı. Evet. Dediğiniz doğru ama şimdi biz de sizin yaptığınız gibi ben de kendim bireysel olarak çalışma yapmak istedim. Hakikaten bulamıyorum. Bağımlılar kendilerini gerçekten gizliyorlar. Ama gençler kafelere giriyorlar, eğlence mekanlarına giriyorlar. Onlar bu tip insanlara daha kolay ulaşabiliyor. Bunun hani gerçekten bağımlı olmadığını bir testini nasıl şey yaptınız? Yani bir, ses mesela bunların kaydı var mı şeyde? Hastanede veya polisde vesaire öyle bir şekilde. Kayıt, bağımlı ol, o muhataplarınızın bağımlı olduğunun herhangi bir şey var mı? Yok, resmi kayıt yok. Tamamen söylemlerinizlerden yani. Resmi kayıt yok. Çünkü bir de bağımlılık araştırmalarında biliyorsunuz gerekiyor. Etik kurulu kararı gerekiyor. Etik kurulu da biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın alınıyor. Kolay değil. Ortam bir 6 ayda falan çıkıyor. Yani üniversitelerin etik kurulu kararını kabul ediyorlar. Çünkü özel bir durum için. Ve bu hani böyle elde edilebiliyorsa o zaman hani gerçekten çok hayıflandım doğrusu. Gerçekten çok güzel bir şey. Biz herhangi bir şekilde zaten toplam şeydeki YEDAM'da toplam kayıtlı 24 tane bile yok.
kayıtlı değil bunlar birisi. Yani 2 yıl olmuş, toplam sayısı, tam sayı bilmiyorum ama 20 de değil yani, 20'den daha az bir sayı var. Yani görünüşte yok gibi ama bir taraftan hani bir toplumsal olgu. Ulaşabilmeniz gerçekten bu yolda, tebrik ediyorum sizi. Hüseyin Hocam, Cene Hocam, sizlerin katkı ya da sorusu var mıdır acaba? Çok teşekkür ediyoruz. Harika sunumlar. Başka soru ya da katkısı olan konu? Buyurun. İlgisi olmaması rağmen ama güzel bir soru. Bunu daha önceki oturumlardan sonra arkadaşlarla da tartışmıştık. Ne yapılabilir acaba? Yani sosyal politika, kamu politikası ve milli eğitim politikası olarak ne yapılabilir, nasıl bir çözüm önerilebilir diye. Yani şöyle bir konsensüste bulunduk. Yani hepimizin bildiği gibi ağaç yaşken eğilir. Yani bir birey nasıl başlarsa ömrünün sonuna kadar yani belli bir şekilde büyür ya da gelişir. Şimdi uyuşturucu madde, sanırım dün bir oturumda yapılan alan araştırmasından sonucunda uyuşturucu madde kullanımının 14-13 yaşlarına kadar düştüğü saptanmış. Şimdi 13-14 yaş arası bir çocuk orta 1 mi oluyor, orta 2 mi oluyor? Yani ortaokul seviyesinde bir insan. Şimdi bakıldığı zaman okullarda tamam, PDR şeyleri var, öğretmenleri var. Ama PDR öğretmenleri, yani kanımca dün yapılan sunumdan sonra edinilen fikre göre de böyle olmuştu. Kim sundu bilmiyorum. Yetersiz kalıyorlar. Çünkü uyuşturucu maddeyle mücadele etmek teknik, karmaşık olmasının yanı sıra ekstra hüner ve yetenek gerektiren bir alan. Bunun için yeni öğretmenlik dalları açılabilir mesela 4 yıllık. Sadece ortaokul eğitiminden liseye kadar gerek sigara olsun, ondan sonra diğer maddeler olsun, hem aileleri hem öğrencileri kapsayan ve zorunlu. Bu bir ders gibi olacak mesela, matematik dersi gibi, Türkçe dersi gibi. Veliler gelecek oraya, ondan sonra öğrenciler belli sosyal sorumluluk projelerine dahil edilerek kafalarından atmaları lazım onu. Hani sürekli diyoruz, rektör hocamız da biraz önce belirtti, insan neden kullanır? Ve bunun en büyük nedenlerinden biri boşluğa düşme durumu olarak gösterdi. Şimdi siz o insanların hayatına renk katarsanız, zaten küçük de onları hayatına renk katmak çok basit bir şey. Bir tiyatroya götürebilirsiniz, sinemaya götürebilirsiniz, yapabilirsiniz, onlara en küçük şeyleri mutlu edebilirsiniz. Bunun yanına bir de işin teknik eğitim noktası eklendiği zaman tamam %100 salt olarak azalacak diyemesek de ben azalacağını düşünüyorum. Soru aslında Sayın Şerbet Bey'in galiba. Evet, son olarak katkıda ya da bulunmak isteyen ya da soru sormak isteyen galiba yok. Öncelikle başarılı bir şekilde bildirileri sunan değerli hocalarıma ve bizleri yalnız bırakmayan siz değerli hazırına teşekkür ederim.
Şimdi galiba katılım belgelerini vereceğiz. Üniversitesini de tanımaktan çok keyif aldık. Hamza hocamı tanıyorduk ama birçok farklı alandan farklı insanlarla tanışmış olduk burada. Umarım çok sürçülisan etmeden ağırlayabilmişizdir sizleri. Ben kendi adıma birçok oturumdan çok farklı bilgilerle ayrılıyorum buradan. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Güzel, engin bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz tekrar Hamza hocama da. Ben de aynı dilekleri tekrar edeyim. Tabii ki biz işin akademik kısmındaydık. İşin bir uygulama kısmı var, lojistik kısmı var, sonra tabii görünmeyen nice kahramanlar var. Bu vesileyle yani pek çok kişinin ortak bir ürünü olarak bu sempozyum ortaya çıktı. Kolay değildi. Ne kadar da olsa uluslararası bir sempozyum gerçekleştirdik. Ama bu kolaylık, bu zorlukların üstesinden bir şekilde gelindiğini gördük ve bugüne geldik. Bu ana geldik. Çok rahatladığımızı hissediyoruz. Bu vesileyle katkılarınız için burada bulunan tüm hazırlığına teşekkür ediyorum. Dilek hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Ve inşallah burada dile getirilen görüşlerim yerini bulacağını, adresini bulacağını ve uygulamaya yansıyacağını ümit ediyorum. Bu dileklerimle bu şeyi de bu sempozyumu da kapatmış oluyoruz. Herkese önce var oldukları için, ikincisi bağımlı olmadıkları için, üçüncüsü de buraya gelip bizi şereflendirdikleri için teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Toplu bir fotoğrafla sonun sonunu getirelim. Evet.